TVNET ekranlarından iyi akşamlar. Seçime doğru programıyla birlikteyiz. Türkiye pazar günü yerel seçim için sandık başına gidecek. Elbette heyecan dorukta. Zorlu bir yerel seçim süreci yaşadık. Oldukça hareketli ve hararetliydi. Yerel seçim sürecinde neler yaşandı, muhalefetteki tablo neyi gösteriyor? Hepsini detaylı olarak konuşacağız. Öncelikle konuklarımı takdim etmek istiyorum. Nur Tuğba Aktay, siyaset bilimci bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nur Tuğba Hanım. Hoş bulduk, yayınlar Merve Hanım. Teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeriz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk efendim. Hukukçu avukat Aydoğan Ahak'ın yine bizlere eşlik edecekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan da bizlere yorumlarıyla katkı sağlayacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Siyaset gündemi oldukça yoğun ve hareketli dedik. Ahmet Bey, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Ancak bir temennimizi, dileğimizi de aktaralım, paylaşalım. 15. ölüm yıl dönümünde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun her daim. Büyük bir kayıptı Türkiye için, Türk siyaseti için ve hepimiz için yer tutmuş bir isimdi aslında Muhsin Yazıcıoğlu. Öncelikle rahmetle anmak istedim. Elbette bununla ilgili söyleyeceğiniz şeyler vardır. Öncelikle sözü size bırakayım, ardından siyaset gündemine geçeceğiz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizi izleyenleri de saygıyla selamlıyorum. Rahmetli Muhsin Başkan 25 Mart 2009 yılında şehadet şerbetini içti. O günden bugüne 15 yıllık geçen zaman diliminde kendisini özlemle, hasretle yad ediyoruz. Çünkü kendisi millete mal olmuş, milletin değerlerini hayata geçirmek için bir taraftan uğraş veren, bir taraftan da bu değerlerin bir sonraki nesillere aktarılması için de mücadele veren bir insandı. Geçtiğimiz günlerde bizim gençlik dergimiz var, Alperen dergimiz. Bize bir soru sordu. Rahmetli Muhsin Başkan'ın yol arkadaşları olarak neler söylemek istersiniz? Millet onu niye sevdi, siz niye sevdiniz diye. Şöyle kısa bir düşünceden sonra birkaç cümle şunları söyledim. Muhsin Başkan her zaman tavrını milletin bekasından, milletin huzur ve refahından yana koymuş. Demokrat bir kişilikti. Aynı zamanda da devletin bekasıyla ilgili, devletin ilelebet ayakta kalması ve yeniden nizam-ı alem için mücadele eden bir insandı. Cesaretiyle, harama olan mesafesiyle, aynı zamanda bu milletin değerlerinin hakim olmasıyla mücadele eden bir dava adamıydı. Dava adamı olmak noktasında birçok iddia sahipleri olabilir ama önemli olan bir dava adamının aynı zamanda davasını bir fiil yaşaması gerektiğinde de onun için bir takım fedakarlıklarda bulunabilmesi önemlidir. Rahmetli de bu anlamda fedakar, Anadolu'nun yiğit bir delikanlısıydı. Bizlerin de gençlik yıllarında 80 öncesi yıllarda Türk İslam ülküsünün hakim olması için mücadele eden büyüğümüz, başkanımız, liderimizdi. Daha sonraki dönem içerisinde de hakça yaşam, insanca yaşam, efendim ahlak ve adaletin hakim olması ve ilahi kelimetullah için nizam-ı alem davasının tesis edilebilmesi için, inşa edilebilmesi için birlikte mücadele ettiğimiz bir genel başkanımız, bir liderimizdi. Ben arkadaşlarıyla birlikte her birisine Allah'tan rahmet diliyorum ve bir an önce de 15 yıl geçmesine rağmen sabırla beklediğimiz dava dosyasının açılmasını ve ceza noktasında kim bir suç işlemişse bu anlamda cezalandırılmasını bekliyoruz. Ama artık bu biraz da fazla uzadı. Biraz daha erken alınmasını bekliyoruz. Evet. Geçtiğimiz 3 gün içerisinde oluşturulan 9 kişilik heyet çalışmalarına başladı. Onların raporuna göre bu davanın seyri şekil alacak. Biliyorsunuz en başlarda Ergenekon üzerinde bir takım şüpheler vardı. Son dönemde FETÖ üzerindeki bir takım şüphelerle birlikte dosya bir hayli kabarık hale geldi. Biz sadece adalet tesis etsin istiyoruz. Suçlular yakalansın, cezasını görsün istiyoruz. Bunun için de Türk adaletine güveniyoruz ama biraz daha hızlı hareket etmesini de talep ediyoruz. Peki. Biz de bir kez daha rahmet diliyoruz
merhum Muhsin Yazıcıoğlu için. Şimdi tabii ki seçim gündemine girelim. Şimdi özellikle İstanbul konusunda Ahmet Bey, Büyük Birlik Partisi İmamoğlu ile geçen 5 yıllık sürece nasıl bakıyor? Evet, şimdi Merve Hanım, biz AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın amiral gemisi, AK Parti ile heyet olarak 3 arkadaşımız, yine çok değerli AK Parti heyetiyle 11 civarında toplantı yaptık. Bu görüşmelerde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde birlikte Cumhur İttifakı'nın kazanması, tabii İstanbul başta olmak üzere neler yapılabilir? Bunların görüşmelerini yaptık. Bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi ile yarıştığı hiçbir yerde, ilçe bazında dahi olsa, AK Parti'nin biz aday çıkartmadık. Hı hı. Tamamını da destekliyoruz. Bu anlamda biz de Büyük Birlik Partisi olarak İstanbul'da sadece 18 yerde aday çıkarttık ve bunların içerisinde Sultanbeyli başta olmak üzere Pendik, Gazi Osman Paşa gibi, evet, yerlerde arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Özellikle Sultanbeyli'de de çok iyi sonuçlar alacağımızı bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu meselesine gelince, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok güzel bir yazı vardı. Ondan bir kısma bakmak, nazar etmek istiyorum. Buyurun. 2019 yılında 177 tane projeyi vaat edip 125'ine hiç başlayamamış. Kalanların da, yani başladığım dediklerinin de yarısı kısmına kadar da henüz gelmemiş. Ama buna rağmen Türk siyasetinin özellikle İstanbul'da belediyecilikte domine edebilen bir özelliği var. Bunun da tabii sebeplerinin ne olduğunu aşağı yukarı İstanbullu seçmen çok yakından biliyor. O da şu: kendisi bir nevi ulusal siyaset üzerinden politikasını yürütüyor, hizmet yönünden değil. Bu anlamda Sayın Murat Kurum, İnşallah İstanbul seçimlerinde kazanacaktır, Murat Kurum'un özellikle son 3 gündür basında, miting meydanlarında söylemiş olduğu deprem ve bununla bağlantılı kentsel dönüşüm, evet, ulaşım ve bununla bağlantılı trafik noktasındaki kılcal damarlara kadar inen projeleriyle vatandaşımız daha da sık duyduğunda, ben tercihini Sayın Kurum'dan yana kullanacağını tahmin ediyorum. Orada küçük bir hata bana göre siyasetçi gözüyle yaptılar. O da bundan işte 20 gün önce falan Sayın Ahmet Hakan'ın köşe yazısında projeler güzel de belirli bir yerde dondunuz kaldınız, İşte polemiklere girin diye Sayın Kurum'u polemik alanına sokulması bana göre siyaseten yanlıştı. Çünkü kendisi bir teknokrat, bir bürokrat. Hakim olduğu alan hizmetti. İstanbul'da da kime sorarsanız sorun, bir büyükşehir belediye başkanından birinci beklediği depreme karşı tedbirler noktasında ne yapacağınız sorusudur. İkincisi de trafiktir. Benim bulunduğum semtte olsun, dolaştığım yerlerde olsun, her gün sahalardayız. İnsanların en büyük beklentisi bu iki alandır. Bu iki alanda en üst düzeyde uzman olan, özellikle TOKİ'deki hayatı, daha sonraki, evet, bakanlık döneminde bu işin neredeyse bir numarası haline gelen bir insan orada kalmalıydı ve memnuniyetle görüyorum, son bir haftadır tamamen o alana doğru yaklaştı ve ben hızla oylarının daha yukarıya çıkacağını ve inşallah 31'inde de bu anlamda göğüsleyeceğini ipi düşünüyorum. Evet. İnşallah hayırlı sonuçları hep birlikte i̇nşallah gözleyeceğiz. Seçmeniz mi peki Cumhur İttifakı adayına bakışı nasıl? Biz Büyük Birlik Partisi olarak yeni değil, uzun bir müddettir özellikle 2016 yılındaki referandumdan sonra, evet, özür dilerim, 2017 idi herhalde referandum. 2018'de zaten AK Parti ile birlikte seçim ittifakı yaptık. 2019'da da bugün olduğu gibi desteğimizi tamamen AK Parti'deki yarışmacı adaylar yönüne çevirdik ve Türkiye'nin %25'inde aday çıkarttık. Bugün de, evet, aynı şekilde Türkiye'nin %25 civarı, yani 400'e yaklaşan adayımızla yarışıyoruz. Bunun sebebi biraz önce söylediğim hassasiyet. Ayrıca PKK'nın uzantısı hükmündeki siyasi partinin kazanmaması noktasında da onunla yarışan kim varsa onları destekleyecek bir politika izliyoruz.
Büyük Birlik Partisi olarak inşallah 100 bölgede aday çıkarttığımız ilk 3'te olacağız ki bütün anketler ve veriler bunu gösteriyor. Bunun belki yarısında ilk 2 olur ama en azından 25 üzeri yerde de adaylarımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bunu da Sivas başta olmak üzere Ankara Gölbaşı, Ankara'da Ayaş, İstanbul'da Sultanbeyli ve Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde devam edecektir. Kazanacağımızı ümit ediyorum. 30 büyük şehirde de biz zaten aday çıkartmadık. Tamamen AK Parti'nin adaylarını destekleyeceğimizi açıkça beyan ettik ve aynı zamanda seçim işbirliği çerçevesinde de birçok vilayette de arkadaşlarımız büyük şehire gidecek sıradan meclis üyesi olarak AK Parti listelerine yer aldılar. İstanbul'da da bir grup kuracak derecede sayıda arkadaşımız da AK Parti listelerinden büyük şehire gidecek noktada sırada yarış veriyorlar ve bu noktada da tam bir işbirliği, güç birliği neticesinde tüm seçmenimizin de AK Parti'ye büyük şehirde oylarını ilçe bazında da kendi adaylarımıza oy vereceğini görmekteyim. Peki, teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Şimdi devam edeceğiz tabii Büyük Birlik Partisi seçmeninin bu sürece nasıl baktığını vesaire. Ama şimdi muhalefetin içindeki duruma bir dönelim. Şimdi Aydan Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi CHP'nin içindeki problemli adaylar var. Onlardan bir tanesi Atakum Belediye Başkanı adayı. Şimdi 17 davalı isim neden aday gösterildi CHP tarafından? Evet, yani şöyle, hem sahada olmamız hasebiyle ben aynı zamanda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığını yürütüyorum. Ben seçim sürecinden bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinde seçim kampanyalarına katılıyoruz. Bugün de mesela İstanbul'da Maltepe'de seçim çalışmalarımıza katıldık. Yani şöyle, yani CHP genelinde sadece Atakum değil, çoğu adayları sorunlu ve problemli. Yani mesela İstanbul'a baktığımızda mesela Esenyurt'ta gösterdikleri adayın ki kent uzlaşısı bir kelime oyunuyla bir kent uzlaşısından bahsediyorlar. DEM Parti ile HDP ile olan açık ittifaklarını açıklamayıp bir uzlaşıymış gibi, bir sadece örtülü bir anlaşmaymış gibi kamuoyuna sunuyorlar ama bu bir kelime oyunu. Kelime oyunu yapıyorlar. Yani genel olarak baktığımızda CHP'nin içerisindeki bu kavganın ve tartışmanın genel itibariyle adaylara da yansıdığını bu süreçte gördük. İşte Gürsel Tekin gibi CHP'de işte daha çok kendi Atatürkçü ve sosyal demokrat olarak nitelendirilenlerin partiden tasfiye edildiğini gördük. Bir taraftan da işte Özgür Özel'le alakalı işte İstanbul'da İmamoğlu'nun tanıtım toplantısına Özgür Özel'in katılmadığını görüyoruz. Kendi işlerinde İmamoğlu'yla Özel arasında bir aslında genel başkanlık rekabetinin ve kavgasının da başlamış olduğunu görüyoruz. Bu manada da yani ben şöyle görüyorum, CHP'nin kendi içerisindeki tasfiyelerden kaynaklanan ve İstanbul'u mesela sadece İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da CHP'li İBB başkanı, ben bütün İstanbul'un adaylarını belirlerim. Buraya hatta kendi CHP genel başkanını sahaya sokmam, mitinglere katılamaz şeklinde ilk etapta bir kavga doğdu kendi aralarında. Açıkçası biz muhalefetin içerisindeki bu sorunlarla çok ilgilenmiyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak kendi seçmenlerimize buluşmaya devam ediyoruz. Özellikle Sayın Murat Kurum'un bugün de hem 6 aylık hem 1 yıllık açıklamış olduğu eylem planıyla beraber İstanbul'un sorunlarına dahil yani kangrenleşmiş sorunları, kronik sorunlarından İstanbul'u kurtarmak amacıyla ben İstanbul için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Şans olarak görüyorum Sayın Murat Kurum'u. Biraz önce üstadımız Sayın Başkan, Genel Başkan Yardımcımız Büyük Birlik Partimizin bir husus belirtti. Onu da ben de belirteyim. Sayın Murat Kurum polemiğe girdi dedi. Ancak şöyle, o polemik mevzusu da bence şöyle düşünmek lazım. Yani siyasetin aslında doğası gereğince karşınızdaki CHP'li İBB Başkanı 5 yıldır İstanbulluların gözünün içine baka baka bir sürü yalan konuştu. Yani söylediklerine bakıyoruz. Hatta bir televizyon kanalında vermiş olduğu vaatleri hatırlamıyorum şeklinde. Yani gözümüzün içine baka baka İstanbul'daki sorumluluğunu aslında unutuyor. Veya işte nasıl diyelim, her kaba sahar gibi yani her katıldığı programda gazetecilere yani uslup açısından baktığımızda neredeyse
hakarete varacak cümleler kullanıyor. Ama CHP'nin genelinde bu zaten. Son zamanlarda iyice ayyuka çıktı tabii, yani. Tabii tabii. Yani kendi beceriksizliğini İstanbul'u yönetememesine ve elle tutulur bir proje gerçekleştirmemesine ilişkin gerek basına gerek Sayın Murat Kurum'a yönelik de nasıl diyeyim, bu polemik değil de aslında sataşma yapıyor. Çünkü kendisinin İstanbullulara sunabildiği bir somut proje yok. Veya 5 yılda gerçekleştirdiği, yani burada mesela değerli konuklarımızla beraber düşündüğümüzde ya İmamoğlu'nu 5 yılda İstanbul'a kattığı ne var diye düşündüğümüzde ben elle tutulur bir proje veya bir eser göremiyorum. Bundan dolayı kendisi eserlerini, projelerini, vaatlerini konuşmak yerine tamamen genel siyaset üzerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset yürütmeye çalışıyor. Burada da elbette Sayın Kurum da bu sataşmalara cevap veriyor. Vermesi doğaldır. Bir büyükşehir adayının sonuç itibariyle karşısında bu şekilde sürekli İstanbulluların gözünün içine baka baka yalan söyleyen, beceriksiz bir şekilde yani beceremeyen, İstanbul'u yönetemeyen bir CHP'li İBB başkanına cevap vermezse zaten seçmen der ki niye Sayın Murat Kurum cevap vermiyor şeklinde. Ben bu açıdan siyasetin doğası gereği ve Sayın Murat Kurum cevaplarını verdiğinde bakın verilerle konuşuyor. Yani hem bilimsel verilerle hem de İstanbul'a o kadar derinlemesine çalışmış ki hem projeleriyle hem vaatleriyle baktığımızda derinlemesine, yani İstanbul'un bütün kronik sorunlarını giderir şekilde bir çalışma hazırlamış. Bu anlamda da Sayın Murat Kurum'un da cevap vermesi siyaset gereği bence çok doğaldır. Tabii ki karşımızdaki CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda İstanbul'a kattığı bir elle tutulur proje olmadığı için o daha çok yerel konuşmak yerine, yerel hizmetleri, yerel projeler yerine genel siyasete başvuruyor. Evet. Peki, teşekkür ederim. Nurturbe Hanım, şimdi bu 17 davalı isimden bahsediyoruz ya, hani CHP bir ara şey demişti ya, yapay zekaya sorduk biz bazı adayları belirlerken. Acaba bu 17 davalı ismi de yapay zekaya sormuş olabilir mi sizce? Artık zaten bence yapay zekaya haksızlık yapmış oluruz Merve Hanım. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin son özellikle kurultay sonrası ay yukarı çıkan kamuoyuyla her geçen gün bu da mı olacak diye kamuoyunu aslında her defasında şaşırtan bu yönetimin bu kadar yönetim zafiyetine uğramış Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık bir siyasi partinin her defasında diyoruz ülkemizin kurucu bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir siyasi partinin gelmiş olduğu nokta tabii ki artık o kurucu değerlerden tamamen uzaklaşmış bir yapı ve ele geçirilmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. O isim altında konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Bu ve benzeri Sayın Başkan az önce söylediği gibi benzeri aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bütün adayları hemen hemen diyebileceğimiz hatta meclis üyeliği listelerinden giren terör ve teröristin sözcüsü olan terörist başını böyle övmelere doyamayan kişilerin liste başı birinci sıradan listeye girdiği bir yerel yönetim sürecinde biz maalesef artık yerel yönetimin projeleri ve vaatleri konuşmanın çok ötesine geçip artık ülkemizi üzerinde oluşan bu milli güvenlik tehditini konuşmayı daha çok önceliklendirmeyi daha doğru buluyorum. Zira özellikle İstanbul özelinde değerli katılımcılarımızın paylaştığı konular çok değerli tabii ki işte projeler, vaatler bu kadar başarısızlığa rağmen vaatlerine rağmen 2019'da göreve geldiği günden ilk günden itibaren yerel politikalar ve yerel hizmetler yerine daha çok makro politikaya yönelip hedefini bir anda ne yaptı dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı olayım dedi. Biraz anladı ki şu an hazır değilim. Sonra ne yaptı? Meral ablası geldi. Gel dedi sen Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız seni. O masaya bir şekilde oturturdu. Ve bir anda bıraktı İstanbul'u ve başkan nereye gitti? Türkiye'ye gezmeye başladı. Evet. İşte seller oldu, yangınlar oldu, karlar oldu. Başkan yoktu. 5 senedir başkan, belediye başkansız bir İstanbul bıraktı bize Ekrem İmamoğlu. Bunca başarısızlığa rağmen, bunca hedeflerinin ve vaatlerinin yerine getirilmemesine rağmen, bunca tabiri caizse gerçek olmayan tavırları hatırlamamasına rağmen, yaptıklarını unutan bir belediye başkanına rağmen acı olan şudur ki, işte tabii anket sonuçlarını ben çok fazlaca araştırma şirketlerine tabii ki saygı duyuyorum ama araştırma şirketlerinin sadece kamuoyunu belli siyasi partileri belli yüzdeler üzerinden birçoğunu tabii ki hepsine yine kapsamayı doğru bulmuyorum. Manipülatif içerikler işte manipülatif yönlendirmeye çalışan bu yapının da aslında daha farklı şekilde kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor.
seçmen ne yapıyor? Zaten bunların oy oranı böyleyse ben gideyim o zaman. Buna benzer kim var? Oyun boşa gitmesin mantığıyla, ki çok tehlikeli. Bunda tabii, tabii kararsız seçmenin tabii de en çok manipüle eden bir yapı. Şimdi böyle bir yapı varken bu kadar başarısızlığa rağmen oy oranlarını görüyoruz araştırma şirketlerinin. Gerçekten benim aklım tutuluyor. Çünkü sahada da biliyorsunuz, aktif siyasette de sahada, evet, evet, uzun yıllardır sahada çalışan biri olarak İstanbul'da özelinde özellikle anlamakta güçlük çekiyorum. Seçmene de soruyorum yani, verecekler. Daha önce unutmayalım ki tabii ki Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleriyle seçilmiş bir belediye başkanı değil. Bir Millet İttifakı adı altında toplanmış. İşte birbirine benzemeyen birçok insanın desteğiyle. İşte bunun içinde Yeşil Sol Parti, o dönemde İyi Parti gibi tabandan büyük bir desteğin oyuyla aslında gelmiş seçilmiş bir belediye başkanı var. O dönemde bunun içinde farklı fikir, görüş ve ideolojik yapıdan ona hala oy veren insanlar da oldu. Pişmanlığı olan çok insan var. Tabii, tabii ki vaatlerinin yerine gelmemesi. Vaatlerin de çok ötesinde İstanbul dışında oynadığı o az önce söylediğim o makro siyaset politikası, daha olayı büyük pencereden bakıp bir anda farklı olaylara yönelmesi seçmen nezdinde de rahatsızlıklara sebebiyet verdi. Ama bunca rahatsızlıklara, yani normalde iki tane aday koyun. Tabii biz hep 52 tane aday vardı galiba, 54 tane tam bağımsızlarla beraber. Bunca aday 52, varken hep biz, evet, iki aday üzerine konuşuyoruz. 52 aday. Bu kadar bir aday Murat Kurum, Sayın Murat Kurum özelinde konuyu değerlendirecek. Desek ki mesela Sayın Kurum'a, Sayın Kurum karşınıza böyle bir aday çıkacak. İşte vaatlerini yerine getirememiş, belediye başkanlığı yapmamış, yolları yapmamış, trafikleri yapmamış, doğru beyanlarda bulunmamış. Yani böyle biri olursa kesin kazanırsınız dememiz lazım. Yani normal iletişim ve metodolojik açıdan baktığımızda, terminolojik açıdan. Ama maalesef bu oy oranlarını görünce burada muhalif seçmenin sosyolojisini aslında bu seçimlerden sonra, ben bunu hep önceliklendiriyorum, bir muhalif seçmen sosyolojisiyle karşı karşıyayız. Buradaki maksadın işte tabiri caizse terlik koysa terlik ona oy veririm, ki çok tabii bunları ben söylemek bile icap duyuyorum ama izleyicilerimiz lütfen af buyursunlar. Böyle bir seçmen kitlesinin, böyle bir bakış açısının, onlara oy vermeyen insanların IQ'suyla dalga geçen, Anadolu'nun insanlarıyla, onların vermiş oldukları reylerle, oylarla, sözüm ona dalga geçen bu güruhun aslında sosyolojisi çok ülke içinde bir tehdit oluşturuyor. Yine genelleme yapmayı doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli seçmenleri var. Onların çünkü belli değerler üzerinden, tabii, belli ideolojiler üzerinden duygusal, hı-hı, bağ kuran bir seçmen kitlesi de var. Ama bakın, geçtiğimiz kurultayda ne dendi? Değişim mottoları geldi. Biz de işte değişeceğiz. Biz değişim ve kurucu köklerine dönmesini beklediğimiz bir Cumhuriyet Halk Partisi beklerdik. Ama değişim değil, kaos aksine geldi. Aksine daha da kaosun, işte terör ve teröristlerle artık kapalı kapı siyasetinin tam tersine kamuoyuyla açık, şeffaf bir şekilde paylaşımların yapıldığı bir seçim ve ittifak sürecine tanıklık ettik. Böylesi bir yapının değişim ve dönüşümü maalesef gördük ki yönetimin değişimiyle olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu değişim ve dönüşüm eğer bekleniyorsa, bu değişim ve dönüşümün en büyük öncüsü sandıkta seçmen olacaktır. Seçmen gerekli cevabı verecektir. Bu doğrultuda seçime bugün 2-3 gün kalmışken çok önemli bir, bakın ben yine üzerine basa basa beka 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 diyorum. Bakın Esenyurt bas bas bağırıyor adam oradan, belediye başkanı. Yani daha ne yapması gerekiyor? Biz bunları kamuoyuyla paylaşırken biz kendimiz yapay zeka ile ses üretmiyoruz. Kendileri açık net bir şekilde sokak röportajlarında, evet, DEM seçmeni de diyor biz diyor Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Allah aşkına, siz bir Atatürkçüyseniz, siz bir cumhuriyetçiyseniz, siz bir ülkenin bir emanetçisiyseniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetçisiyseniz, milli mücadele kahramanı, bu ülke size emanet edilmiş, bölücülerle mi teslim edeceksiniz? Bunu vebalini ödeyemezsiniz. Bakın bu seçim, yerel seçim, proje falan değil bu işler. Bakın çok tehlikeli bir dönemeçten geçiyoruz. Ben önceki dönemler olsa yerel seçimleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirdim. Tabii. Ama bugün 2024'te dünya bu kadar gerilim hattına girmişken, dış politika ekibi, sizler biliyorsunuz ki Gör Hocam'la ikiniz alanında uzman olduğunuz için, bu kadar sürecin karmaşa ve kaos içinde bir dünyada, doğru, Türkiye'de jeopolitik bulunduğu konum açısından terör ve teröristler sınırında mücadele ediyoruz ama bakın yanı başımızda, İstanbul'da, Gazi Meclis'te yanı başımızdalar. Bu tehlikeyi, bu tehdit unsurunu gözden lütfen es geçmesinler. Kaçırmamak lazım. Projeler, tabii, olur, işte hizmetler olur ama vatan bir daha olmaz. Ülkemizin bölünmesine, bunu çok yine açık yürekle söylemek istiyorum, sebebiyet vermesinler. Büyük bir vebaldir, bu vebale girmesinler. Kesinlikle Nurtuba Hanım, katılıyorum söylediklerinize. Şimdi Güngör Bey, bir gazetecisiniz. Sahayı da iyi biliyorsunuz bu noktada. Şimdi ben bu CHP adayıyla ilgili
bağlantıları neydi bu kişinin? Yani başka hangi bağlantıları vardı bu davaların dışında? Ve CHP bile isteye neden bunu ortaya koydu? Yani bilmiyor muydu bunun konuşulacağını, bunun işte gündeme geleceğini, evet, bunun bir sorun teşkil edeceğini bilmiyor muydu? Şimdi aday tespiti sürecinde karar vericilere bakmak lazım. Mesela genel seçimlerde milletvekili tespitleri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi, hatta diğer partilere Deva ve Saadet Geleceği verilen tartışmalı olan 39 milletvekili sanırım oradan geldi. Bu sefer evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle belediye başkanlığında farklı bir süreç yaşandı. İstanbul tamamen Ekrem İmamoğlu'na bırakıldı. Tamamen. Yani Özgür Özel hiçbir şekilde, hatta genel başkan yardımcılarının bile müdahale olmadan bir süreç. Ankara'da yarı yarıya gördüğümüz Mansur Yavaş bazı kendi siyasi çizgisine yakın isimleri belediye başkanı gösterdi. Biraz Çankaya'ya ve Etimeskud'u sanırım Özgür Özel ve ekibi belirledi. Bu karar vericilere bakmak lazım. Şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişik bir, diğer partilerde olmayan değişik bir belediye başkanı tespit etme süreci var. Mesela Ankara, Çankaya, Banko'dur. Yani orada Çankayalıların desteğini almana gerek yok. CHP'deki klik ve lobinin desteğini aldığında belediye başkanısın. Evet. İzmir yıllardır bu şekilde. İşte İstanbul'da çok konuşulan diyelim Kadıköy, yani bilinen yerler Şişli belki. Burada da bu adayın tespiti. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizde ne yazık ki biz bunu HADEP ve DEMİ'lerde de görüyoruz. Bir yargı süreci devam etsin, etmesin. YSK tarafından engeli yoksa o kişi aday olabiliyor. Tabii burada toplum vicdanının mahkemesine ve kabul edişine bakmak gerekir. Tabii bunun aday olduktan sonra, açıklandıktan sonra bir de adayın Ahmet Bey bilir kesinleşme tarihi var. Yani bir aday kesinleşse, kendisi istifa ettim dese bile artık o adayı değiştiremiyorsun. Bizim seçim sistemimizde de böyle bir şey. Vefat etse bile. Aslında yanlış bir şey. Yanlış bir uygulama. Tabii olarak. Vefat eden milletvekillerinin olması da bir siyasi boşluk çıkıyor. Belki bir yedek milletvekili ya da istifa eden milletvekili adayın tamamen çekilmesi gerekir. O bir yasal düzenleme gerektiren bir konu. Asıl bunun toplumun nasıl kabul ettiğine bakmak lazım. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bazen başka partiler de yapıyor. Şunu çok görüyorum. Siyasi pazarlamayı, siyasi iletişimi algı üzerinden yapıyorlar. Yani şu anda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimsenin Özgür Özel'in avukatının Çankaya'ya belediye başkanı göstermesi kabul etmemesi gerekir. CHP'nin kendi içinde kabul etmemesi gerekir. Yalper Taşdelen gibi bir isim, yani CHP'nin genel başkanlığını hedefleyen bir isme karşı gösterildi. Tabii. Çankaya'da. Yani bu o zaman şu var. Gerçekten bunu sormak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi darbe mi yapıldı? Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Yani yerel seçim öncesi var. Bakın tabii. Yani üzülerek gördüğüm şöyle bir şey var. Ben susarak dinlemeyi çok severim. Böyle girdiğim ortamlarda filan insanların, siyasi aktörlerin konuşması. Siyasetin dili ve algısı da çok yanlış. Şimdi isim vermeyelim. Bir X yerde bir seçim sattı mali var. O iş tamam. Biz orayı ele geçirdik. Yani bu kelime ne kadar yanlış biliyor musunuz? Yani daha seçim gelmemiş. O iş tamam diyor. Evet. Tamam ve biz İstirak oraya kurumları konuşuyorlar biz orayı ele geçirdik. Değil. Aslında bizim temelinde siyasetin bu gri alandan çıkması lazım. Şimdi yerel seçimlerin genel seçimlerden farkı nedir? Adaylar, bu aday üzerinde söyleyeyim, insana daha fazla dokunur. Ben her zaman derim, yani büyük şehirde geçerli değildir belki ama il belediyelerinde, ilçe belediyelerinde kullandığım bir kere büyük bir muhtar seçiyoruz. O mahalle seçim havasında geçer. Başkanı tanırsın. Başkanın akrabalarını tanırsın, siyasi geçmişini bilirsin, cuma namazına gidiyor mu? Bu konuşulduğu için kahveye gidiyor mu? Oğlumun düğününe, sünnetine geldi mi? Cenazesine geldi mi? Ticareti nasıl? A'dan Z'ye bakarsın, sonra da şehir şunu der, sen bana ne vereceksin der. Yani şehrin sorunları var. Az önce hani İstanbul üzerinde trafik ve deprem dedik. Bana ne vereceksin ve inandırıcılık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle değil. Aday oldu, o olursun sen. Yani bir şekilde o olursun. Bu CHP'nin yıllardır. Bir de şöyle bir şey var. Benim çok üzüldüm. Yani Ahmet Bey de siyasetin içinde. Türkiye'de ana muhalefet partisinin bu durumda olması bizim Türk siyasetinde mevcut topal ördek durumunu düşünüyor. Aslında ana muhalefet partisinin diğer muhalefet partilerinden bir farkı vardır. İktidarın alternatifidir. Birinci alternatifidir. Ve iktidarının tabiri caizse ensesinde boza pişir. Öyle bir muhalefet yapar ki İktidarı yanlışlarından uzaklaştırıp. Doğru. Ama yani güçlü bir muhalefet olması lazım. Tabii. Yani sadece
Muhalefet olmak için muhalefet değil. Tabii yani, ama ondan yani çok farklı Türkiye'de şeyler oluyor. Biz de gazeteci olarak bazen manşet alıyoruz, bu da oldu diye. Oldu ama aday tespitinde bu sefer asıl yani Çankaya, diğer iller farklı bir klik çalıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunun seçimden sonra göreceğiz. Seçmen bunu nasıl satın alacak? Bir de şöyle bir durum var. Bu seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul üzerinden konuyu dağıtmadan söylüyor. Bir genel seçim havasına sokmaya çalışıyor. Kesinlikle. Yani bir, bu genel seçim değil. Bakın diğer aktörlerin... Çünkü projeleri yok yani. Anlatabilecekleri, 5 yılda tuttukları bir tabii söz yani yok yani. Evet. Şimdi belediye başkanlıklarında şöyledir. Unutmamak için söyleyeyim Meryem Hanım. Buyurun. Bir başkan seçildiğinde, belde de olabilir, ilçe de olabilir, il büyükşehirde. Bir dönem seçildiğinde, ikinci dönem tekrar aday gösterildiğinde bu 5 dönem yaptıkları ya da yapmadıkları ön plana çıkar. Halk der ki, Anadolu'nun her yerinde böyledir. İstanbul için de geçer. Biz sana 5 sene mührü verdik. Az önce 177 tane proje dedi. Aklında kalanı sorar. Bir tanesini sorar yani herhangi. Ya benim mahallemde bir tünel sorunu vardı. Yaya kaldırım, anaokulu sorunu vardı. Sen bunu neden yapmadın diye sorar. Ama bu İstanbul seçiminde olmuyor. Çok ilginç. Evet. Yani belki de bu kendilerinin bir siyasi iletişim ya da bu seçim üzerine kurguladıkları bir seçim taktiğinin bir şeyi. Ben 26 tane ülke gittim. Ya geçen bir şeyden dolayı yurt dışı giriş çıkışlarını almam gerekti. 26 tane ülkeye gittim. Her gittiğimde o şehrin ilk önce belediye ve şehrin kimliğine baktığımda nasıl çalışıyorlar ona bakarım. Bir tarihine bakarım meraklı olduğum için. Tarihi yapısını kurum. İki de yani bizdeki gibi hizmet yapıyorlar mı? Sistemleri nasıl, kaldırımları nasıl, kafeleri nasıl dizmişler? İnsanlar şeylerini o kenti anlamak için. Ama şimdi İstanbul'a geldiğimizde burada yaşayan insanlar olarak İstanbul'u anlayamıyoruz. İnsanlar sabah evden çıkınca ilk önce konuma bakıyorlar. Kırmızı ve turunculara bakıp gidip gidemeyeceklerini konumlandırıyorlar. Artık sadece sabah akşam değil aslında günün her saatinde. Her bir saat. Yerden artık, bir yere gideceğimiz artık zaman. Artık şey diyoruz yani, yağmur var, trafik tabii, hafta sonu. Yani aslında bizim 250 bin çürük, bak 250 bin çürük diyorum. 650 bin acil dönüştürülmesi gereken bir kentte olduğumuzda bırakın kendi evimizi sorgulamayı bir an önce burada seferberlik olmasa. Bakın bu sadece Ekrem İmamoğlu. Kiptaş da 5000 konut yapamadı. Üstad tabii. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Yani. Ve bunun biz büyük depremi yaşamış bir ülkeyiz. Ve en fazla nüfusun yaşadığı belediye başkanının birinci gündemi olması lazım. Birinci gündemi. Evet. Muhalif olabilirsin, CHP'li olabilirsin, Türkiye Komünist Partisi'nden de seçilebilirsin. Başkan burada olduğu için sen Büyük Birlik Partisi'nden de seçeceğim. Halk ne derse. Bu deprem, ben şunu bekliyorum. Ben Türkiye'de gerçekten bir beklentim. Belki çok hayalperestim ben. Hangi partiden olursa olsun deprem gibi milli ve ulusal meselelerde herkesin ellili olması lazım. Mesela büyük depremden sonra İBB'nin İstanbul'da bir seferberlik başlatması lazım. CHP kimliğini bir kenara bırakıp. Şimdi şöyle bir söylemi var. Gerçekten bir gün olsa da söyleyeceğim yani kendisine. Böyle benim içimde kalır. 16 milyonun İstanbul'un belediye başkanıyım diyor. Arkamda 16 milyon var diye bir söylemi var. Doğrudur, bu bir siyasi söylem olarak bunu. O zaman bu 16 milyonun içinde İstanbul CHP teşkilatlarının bak böyle diyerek değil, 16 milyonun talebini, insanların taleplerini ve önceliklerini göreceksin. Ya bundan bazen uzak noktada duruyor. Kanal İstanbul diyor. Murat Kurum aday ama benim rakibimin kim olduğunu biliyorum diyor. Ben CHP genel başkanlığını şimdi bir şekilde töler ettim. Evet. 2028'de Banko Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Hatta bakın bunu söylemekte fayda var. Öyle bir konsept ettiler ki, böyle konuşulanları söyleyeyim. Böyle çok konuşulan bir şey. Cumhurbaşkanı özellikle benim final seçimim dedikten sonra da daha fazla. Bak şöyle Erdoğan gidiyor, bak hazırlanın biz geliyoruz. Yani böyle bir siyasi algı da oluşturmaya evet çalışıyorlar. Ama İstanbul hizmet bekliyor. Şehir bir tabir arıyordum ben kaç gün önce. Şehir tıkandı. Yani böyle gezdiğimizde gördüğümüzde şehir nefes alamıyor. Şehir hareket edemiyor. Bu şehrin biraz rahatlatılması lazım. Bu şehrin hareket etmesi lazım. 16 milyon değil İstanbul'un nüfusu. O tabeladaki nüfus. İstanbul günlük tabii nüfusu, günlük nüfusuyla dinamik nüfusu. Ben burada uyuyan insanlar olarak tabirliyorum. Gece burada uyuyan insanlarla 18-19 milyonu buluyor. Bu şehrin büyük bir hizmete ihtiyacı var. Onun da terazisi. Şimdi İstanbullu eline teraziyi alacak pazar günü. O terazinin adı sandık.
bir yanına 5 yılı koyacak, öbür tarafına da gelecek 5 yılı koyacak, ve kararı İstanbul'u verecek. Mukayese sonucu bakalım neler çıkacak tabii ki. Kısa bir süre sonra reklama gideceğim ama bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı Aydoğan Bey? Ya benim burada şunu ben eklemek istiyorum özellikle. Bu İstanbul özeline baktığımızda depremle ilgili mesela biraz önce Yavuz Bey bahsetti. Bugüne kadar CHP'li meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu ve Şehir Plancıları Odası tarafından ve bunların işte CHP'nin yandaş sivil toplum kuruluşları diyelim veya meslek örgütleri diyelim. İstanbul'da açılan 1600 toplam yani Türkiye genelinde de Türkiye genelinde 1600, İstanbul'da son 2 ayda açılan 40 dava var kentsel dönüşüme karşı açılan. Ve Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Emek ve sanırım Aksaray Mahallesi'ydi. Oradaki depremde Emek Mahallesi dümdüz oldu. Bakın gittiler dava açtılar. Kentsel dönüşüme karşı oradaki vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Orada vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Evet. Belki yeni turda ben bunu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi o zaman bu CHP'deki para sayma soruşturulmasına geçelim. Malumun son günlerin en yoğun gündemini kapsayan başlık. Evet, para kuleleri. Ama sadece para kuleleri değil, tabii bunlar nereden geldi, nereye gidiyor? Olayın içinde bir sürü belirsizlik var. Yani tutarsızlıklar var. Şimdi Nur Tuğba Hanım, şimdi paralar nereden geldiği gibi aslında ne kadar olduğu da belirsiz olduğunu görüyoruz. Net bir rakam yok ortada. Kimse hiçbir şey açıklamıyor. Şimdi şu noktada şunu merak ediyoruz biz. Acaba CHP'liler para konusunda hafızalarına format mı attı? Ne yaptılar? Bir anda unuttular mı? Ne oldu? Çok doğru bir tanımlama. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi birçok anlamda format tabiri caizse yönetim özellikle belli kurmayları formatlanmış durumdalar. Ele geçirilmiş durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi Kandil tarafından, FETÖ tarafından ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik nerede ne kadar şer odağı varsa, aparat arayan bir yapı varsa şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmiş durumdalar. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bakın 2019'dan itibaren bu görüntüleri aklamaya çalışsalar da nedir önce? O görüntüler montajdır dediler. Sonra topu hatırlayamamışlar tabii o süreç çok normal artık hatırlayamadıkları için. Sonra baktılar ya ne olacak o 2019'da olmuş bir görüntü. Ya bir de hatırlamıyorum deyip zaten işin içinden çıkmak zaten yani, evet çok iyi becerdik. Yani onların başardıkları bir iş. Yani özellikle Ekrem İmamoğlu'nun polemik siyaseti işte o Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zübük siyaseti dediği gibi tam da aslında tanımlaması çok uyan eksiği var fazlası yok. Böyle bir yapı var. Yani siz soru soruyorsunuz. Bambaşka sizi yere çekip mesela neden böyle yapıldı ama siz de bunu ama şunlar da bunu yapmış gibi insanın o manipülatif ve o polemik tarzlarıyla tabiri caizse sisteminizi kilitliyor sizin. Ama artık halk da seçmen de bakın bu kadar aşikar bu kadar kamuoyuyla yine hep de her defası yine yineliyorum bakın bu görüntüleri ne AK Parti paylaştı ne Milliyetçi Hareket Partisi ne Büyük Birlik Partisi. Yahu kendi içinizde kurmaylarınız paylaştı bu görüntüleri. Kendi içinizdeki birbirinizin güç savaşları, para savaşları, kule savaşları adına ne koyarsanız. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya çamur, çukur, neydi bir tane daha üçlü bir çamur. Bir de ben çanta diyorum artık. Yani bu çamur şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Çamur, çukur, çöp. Çöp evet. Bir de şimdi çanta oldu yani. Bu çantalarla beraber. Mecliste daha yakın zamanda bir milletvekilinin odasından torbalarca paralar, dolarlar çıktı. Allah aşkına. Bu gündemi, bu kadar sorunu, bu kadar acaba denilen, soru işareti denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarını zedeleyen bu soru işaretlerini bir kere kurumsal anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden hadi bir paralarla ilgili bir açıklama yaptılar da o da zaten çok içi boş bir açıklama da. Evet. Hiçbir şekilde kamuoyunu doyuran bir açıklama değildir. Bir basın toplantısı düzenlediler mi? Ben iletişim tarafında değerlendiriyorum. Hayır. Bununla ilgili bir yalanlama geldi mi? Hayır. 2019 döneminde işte Ekrem İmamoğlu'nun işte bütün neredeyse hani tabiri caizse araçta ekibiyle gezer bütün işte başkan, işte şoförü, genel müdürü, işte finansçısı. Hepsi orada bir tek Ekrem İmamoğlu yok ne hikmetse yani. Bütün arabayla beraber gezdi, bütün ekip orada, oto arkadaşları ama bir tek Ekrem İmamoğlu yok. Ve bu süreçten sonra bakın kurultayın geçmiş bir gazeteci hanımefendi geçen önemli paylaşımlar yaptı. Çok değerli buluyorum. Bu paralardan sonra kurultayın aslında planlı bir süreç var. Kılıçdaroğlu'nu yıkma ve o bölgede ona aslında tabiri caizse çok açık bir şekilde bir operasyon çekildi. Ve içeriden kendi dediği gibi ben hançer yedim işte içeriden en yakınımdan yediği o sürecin başlamasında ki biliyorsunuz
Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege ağı, delege ağalıkları var. Yani parayla delegeler satılıyor. Biz ideoloji falan konuşuyoruz da hiç de öyle şeyler yok. Artık o ideoloji, o değerler, o altı ok değerleri falan yerle eksan olmuş durumda. O ideoloji zaten altılı masa kurulduğunda sonra, işte HDP vesaire o gizli kapaklı ittifaklar, sonrasında açık ittifaklar olduğunda zaten tükenmişti. Tükenmiş durumdalar. Şimdi böyle bir siyasi partinin kuleleri, bence zaten bu buzdağın çok küçük görünen bir kısmı Meryem Hanım. Ben her defasında dile getiriyorum bunu. Bu daha kamuoyunun şu an seçime yakın süreçte kendi içlerinde o CHP'de küskünler ya da işte adaylık sürecinde ismi açıklanmayan bir sürü küskün ve zehir zemberek açıklamalarla ayrılan kurmaylar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok değerli isimleri ayrıldı. Dolayısıyla bu sadece başlangıç bir süreç. Ne diyorlar Ekrem İmamoğlu inşaatı? Ekrem İmamoğlu'nun inşaatının 2020 yılında kurulduğunu yine o hanımefendi iddia etti. Bence önemli bir iddiaydı. 2019'da şirket yok. O paralardan sonra kurulduğunu bilemeyiz. Ya o paralar nereden geldi? Dedi ki hanımefendi yine Şişli Belediyesi, Maltepe Belediyesi kaynakları sağlayan dedi. O paralar yine nereden geldi? Şişli Belediyesi'nde insanlar bugün gösteri düzenliyor, maaşımız yatırılmıyor diye. Allah aşkına devletten, hazineden bu belediyelere, İBB'ye, ilçelere milyarlarca paralar aktarılıyor. Ne yapılıyor bu paralarla? Zaten CHP zihniyeti hizmet etmiyor. Hizmet siyaseti yapmıyor. Sosyal belediyecilik yapmıyor. Ne yapıyorlar? Bu paralar nereye gidiyor? Ama ne diyorlar? Biz yapacaktık ama engellendi. Tamam, malum. Hadi diyelim engellendi. Tabii ki engellenmedi ama Ekrem İmamoğlu bize işte bugün sanıyorum geçtiğimiz haftalarda yine gördü. 415 milyar İBB'nin bütçesi. Evet. Ey İmamoğlu diyoruz. Yani bu paralar nereye gitti? Tamam, reklama gitti diyelim 980 milyon. Hadi onu da yine normal görmüyoruz ama diyelim geri kalan mecraları ne yaptınız? Gelir giderleri zaten yok. Bir de ne yaptılar? İSKİ'yi iflas ettirdiler. İSPARK'ı iflas ettirdiler. İBB'nin en büyük kurumları, altında bir sürü kaynak sağlayan, kaynak getiren yapıları iflas ettirdiler. Ya böylesine bir yönetim zafiyetinde biz artık daha başarı falan zaten konuşmuyoruz da içerisi boşaltılıyor bakın. Hem sınırlarınızı ihlal eden tehdit unsurlarıyla beraberler, hem de hırsızlık vesaire, bunlar hep dillendirirler ya. En büyük hırsızlıkları kendileri yapmış oluyor. Evet. Vatandaşın, milletin sosyal belediyecilik adına hizmet almasını beklediğimiz insanların hakkına giriyorlar. Bunu nasıl hesabını verecekler? Bize şeffaf bir şekilde bir açıklama yapsınlar. 2019'daki Ekrem İmamoğlu vaatlerine girin. 2019 haberlerine gidin ama. İsrafa karşıyım demiş. Bir sürü tek tek onları tıklayın başkanım, girin. Evet, israfa karşıyım. Ne oluyor, tıklıyorum dedi. Hemen Ekrem İmamoğlu sayfasına yönlendiriyor. Linki yok, kaldırılmış o vaatler. Yani dijital içeriklerden, dijital ayak izinden de silinmiş. Orada hatırlamıyor artık Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini. Ya bunları açık bir şekilde, her şey artık dijital ortamlarda. Tabii, herkes her şeyi şeffaf bir şekilde gözlemliyor. Kesinlikle. Allah aşkına hakkaniyetli bir şekilde lütfen adayları, kriterleri değerlendirin. Yerel seçimler, hizmet alacağınız, kendinize tabiri caizse hizmetkar seçeceğiniz, sizin sosyal yaşam hayatlarınızı güzelleştirecek, donatılarınızı iyi hale getirecek, çocuklarınızı, yaşlılarınızı, ev hanımlarını, ev kadınlarını, birçok anlamda size, çünkü ciddi bir bütçe, az önce söylediğim bütçe bunun için veriliyor. Devlet size diyor ki herhalde ben de hepsini takip edemem. Sen sahadasın, kimin ne olduğunu orada gör. Güvenip size teslim ediyor bu paraları, bu bütçeleri. Şimdi nereye gittiği çok önemli. Da reklamdan sonra konuşacağız. Kısa bir ara verelim. Seçime doğru programına devam edeceğiz. Seçime doğru programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP'deki kayıt dışı paraları konuşuyorduk. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Aydoğan Ahak'ınla devam etmek istiyorum. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz, avukatsınız Aydoğan Bey. Şimdi tabii ki izah edilemeyen milyonlar var ortada. Soruşturma da devam ediyor ama bu kayıt dışı paraların nereden geldiği neden açıklanamıyor? Şimdi olmayan bağışlar neydi? Kimlerin hesabından nerelere götürüldü? Ne oldu yani? Bu süreçte neler yaşandı? Ya şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonuç itibariyle devam ediyor. Bu soruşturmanın neticesinde bu varsa bir kirli ilişkiyle ilgili, ki CHP ile ve İBB Başkanı ile ilgili ciddi iddialar var bu soruşturmanın içerisinde. Biz de medyadan ve kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla. Yani şunu görüyorum ben aslında, bu para çuvallar vesaire, para saymalar, CHP'nin içinde bir aslında tam bir temiz eller operasyonuna aslında ihtiyaç var. Ya biz şimdi yerel seçime doğru gidiyoruz ama ne yazık ki
Yani CHP'nin içerisindeki bu rezalet, çuvallarla para sayılması olsun, işte Ekrem İmamoğlu'nun bakın mal varlığında belirtmediği 1,5 milyar TL'lik villaları ortaya çıktı. 3 tane villa. Ki mal varlığından bunu nasıl gizlediği de ortaya çıkmış oldu. Kendi beyanlarıyla aslında bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamayla çıktı. Yani israftan vesaire bahseden CHP'nin İBB başkanı kendi mal varlığında bu villaları ki 1,5 milyar TL değerinde olan villaları şirketin ismi de belli burada. Yani bir şirket üzerinden satın alınıyor. Bu villalar 1,5 milyar TL. Bu paranın nereden geldiği de bu arada belli değil yani. Evet. Onların mutlaka araştırılması gerekiyor. Eurolar vesaire. TL değil yani. Tabii. Mal beyanında ama yok. Bakın, evet, onların hiçbir yani yok. Çok enteresan. Sonra bir televizyon kanalında bunlar benim şirketime ait diyor. Güllüce Tarımcılık Şirketi, buradan ismini de verelim. Zaten medyaya yansıdı iddiaların olduğu şirket. Bu şirketi daha sonra villaları satın aldıktan sonra İmamoğlu'na yakın bir isim olduğu iddia ediliyor. Ve bu şirketi bütün mal varlığıyla beraber İmamoğlu İnşaat olarak devralıyorlar. Ya diyor ki bu diyor şirkete ait bir mal varlığı, benim şahsi olarak benimle bir ilgisi yok diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biraz önce burada değerli konuklar da bahsetti. Paralarının nereye gittiği ciddi manada araştırılması gerekiyor ve İSPAK gibi bir kuruluşu dahi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük otoparkla alakalı şirketidir, onu bile batak pozisyona düşürdüler. Evet. Bakın bu şirket skandal sonrasında mahkemeye işte ifadeye çağrılan isimler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu anki işte Özgür Naz, yine basın danışmanı il başkanının Can Poyraz, CHP'ye satan Ali Rıza Bıraka ismindeki şahıs, yine İmamoğlu, tabii İmamoğlu şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz, yine biraz önce belirttik eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün medyadan gördüm sanırım şu anki Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ifadeye çağrılmış. Yani CHP'liler boşuna feryat etmiyor. Niye boşuna feryat etmiyor? Ben bakıyorum burada. Yani acaba bu iddialar doğru muydu? Delegeler para, Kılıçdaroğlu'na karşı delegelerin parayla satın alındığına dair Özgür Özel ve İmamoğlu tarafından delegelere işte milyon TL'lerin vaat edildiği vesaire, bu şekilde Kılıçdaroğlu'nun bu delege oyunuyla yıkıldığını, İmamoğlu'yla Özgür Özel'e bu şekilde partiyi ele geçirdiği ve kirli para ilişkileri ağının aslında ortaya çıktığını görüyoruz İBB'de. Yani şimdi İstanbullular bizi izliyorlar. İstanbullular kendilerine hizmet edilmesi için emlak vergileri öderken veya işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi varken, bu bütçelerin hizmet olarak İstanbullulara dönmesi gerekirken bir taraftan bakıyoruz metrolar her gün kaza yapıyor. İETT otobüsleri yollarda kalıyor. Ulaşım açısından baktığımızda vatandaşlarımız, İstanbullular büyük bir çile yaşıyorlar. Çile çekiyorlar. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani hepimiz evimize, iş yerimize giderken bu çileyi hep beraber yaşıyoruz. Bu anlamda İBB'deki bu kirli para ilişkileri ağıyla ilgili ben bu soruşturmanın daha da derinleşeceğine inanıyorum. Mesela israfı bitirdiğinden bahseden İmamoğlu, yani burada İBB'den kaç tane bankamatik personeli var düşünmek lazım. Ya İstanbul'da ciddi anlamda bir hizmet aksama sorunu var. Bu hizmetlerin de niye aksadığı şimdi daha da ortaya çıkmış oluyor aslında bu mal varlığıyla ve işte bu çuvallarla dolu para saymalar vesaire. Gerçekten bunu seçmenin vicdanında değerlendireceği bir süreçteyiz. 31 Mart'ta da seçmen bunu değerlendirecek. Değerlendirecektir. Ahmet Bey, şimdi bu para sayma skandalının temelinde şaibeli kurultay mı vardı? Yani CHP'nin kurultayı bu sözde işte bağış paralarıyla satın mı alındı? Evet, şu ana kadar medyadan izlediğimiz kadarıyla savcılığın yapmış olduğu soruşturmalar, ifadeye çağırdığı kişiler ve ilk günden bugüne kadar ki izlediğimiz yayınlarda şunu gördük. CHP açısından ateşten bir kartopu haline olay döndü. Herkes o kartopunu elinde tutmadan bir kenardan uzaklaşmaya çalışıyor.
Bunu nereden vardık bu kanaate? Her açıklama yapan olayın esasından ziyade biraz daha çeperinde dolaşıyor. Bugüne kadar izlediğim en ilginç yorumu gazeteci Sayın İsmail Saymaz yapmıştı. Bir televizyon programında şöyle dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri bir bina alımını dahi doğru düzgün beceremiyorlar. Bu ülkenin yönetimini nasıl yapacakları konusunda da kamuoyunda büyük sorular oluşturuyorlar şeklinde mealen bu anlamda bir ifadede bulundu. Şimdi genel merkezle İstanbul İl Teşkilatı arasında alındığı söylenen bu bina ve bu bina ile ilgili paralar hususunda en başta bir itiraf olduğu göz önüne serildi. Çünkü genel merkez gördüğümüz ve ifade ettikleri kadarıyla belirli bir rakama onay vermiş. Yanılmıyorsam 25 milyon dolar kadar TL kadar bir rakama onay vermiş. Onun üstünü de kendi imkanlarınızla sağlayın demiş. Onun üstündeki rakamlar da işte o kule olarak adlandırılan paraların ortaya konulduğu alanda toplanması, dağıtılması, işte mal sahibine verilmesi noktasında bir takım usulsüzlükler hem vergisel açıdan hem de siyasi partiler kanuna muhalefet açısından bir takım usulsüzlükler yapılarak yerine getirilmiş. Özellikle biliyorsunuz siyasi partilere yapılacak yardımlarda bir limit var. Öyle anlaşılıyor ki bazı kişiler bu limitin çok üstünde paralar vermiş ki isimleri açıklanamıyor. Makbuz sistemi ortaya konulamıyor. Sayın Kaftancıoğlu da o dönemin il başkanı da yapmış olduğu açıklamada aynen ifadesinde paralar geldi, işte toplandı, verildi ama onunla ilgili detaylara ben de hakim değilim diyor. Merkezi yönetimden o günkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da olayı aynı pencereden bakıp bizi bir nevi 21. kısmı yani tapuda gösterilen kısım ilgilendirir, diğerinden bilgimiz yok mealinde açıklamalar yapıyorlar. Savcılık soruşturmayı genişletip en son işte Şişli Belediye Başkanı'na kadar varan Maltepe Belediye Başkanı'nı sorguladı. Daha önce de malum bir sürü yetkili burada görüşler belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü başkanı Sayın Özgür Özal da avukattan çıkan bu görüntülerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir şantajda kullanıldığını ifade etti. Sayın İmamoğlu ilk açıklamasında biraz farklı söyledikten sonra diğer sonraki açıklamasında da ya bu işin çok usulüne olarak bu görüntülerin yapılmadığı anlaşılıyor şeklinde ifadede bulundu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen ilk açıklamayla en son bugün geldiğimiz açıklamalarda durum şunu gösteriyor. Bir bina alımında, il binası Sarıyer'deki il bina alımında tapu değeri üzerinde bir para, mal sahibinin isteği üzerine tırnak içinde söylenen bunlar verilmiş. O paranın da toplanmasında işte Sayın İmamoğlu'na yakın isimler işin içinde bulunmuş, partiye yakın isimler bulunmuş ve bu para alım satım vergisi ihmal edilerek ya da diğer açıdan bakacak olursak malı satan kişinin 5 yıllık zaman dilimi içerisinde aldığı bir gayrimenkul olduğu için onun gelir vergisi ödemesi peçelenmiş bir vaziyette işlem yapılmış gibi görünüyor. İşin bu kısmı tabii hukuki olarak sıkıntılı olduğu için bu ateşten topa kimse elini vermeden para var. Buyurunuz. Bir katkı merak ediyorum. Şimdi siyasi partiler denetleniyor. Anayasa Mahkemesi denetliyor değil mi siyasi partiler? Evet. Sayıştay'ın desteğiyle. Evet. Şimdi 2019'daki gayrimenkul alımı büyük ihtimal 2020'de denetlenir. Beyan ediliyor. Evet. Şimdi burada farklı bir bakış açısı. Benim de kafayı taktım. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi diyor ki bizim muhasebemizden bir rakam veriyorlar. 23 mi 24 mi? Evet. Biz alıcının hesabına tapu değeri kadar bir rakam. Tapusuna verdik diyor. Resmi olarak gönderdiler. Şimdi bunu merak et. Bunun bir tuğlada sen koy kampanyasıydı bu. Evet. Bu kampanya İstanbul Teşkilatı yaptı. İfadelerinde evet. de var. İşte bu kampanyadan dolayı da bu ifşa var. Bir kısmı belki ne olduğunu bilmez. Bu bir tuğla koydaki hesaptan geçmeyen parayı Sayıştay'a nasıl bildiriyorlar?
Bildirmiyorlar zaten bütün mesele bu burada. Üstadın söylediği gibi bir sorumlu bu, orada. Bir bu. Bu suç. Bildirmeyenler suçlu. Tabii. Bu, yalnız Anayasa Mahkemesi'nin denetimi yaparken Sayıştay'dan da yardım alıyor. Ben dedim ona. Dedim ha, bu bir. İki, yani. Tüzel kişilik olarak siz de Büyük Birlik Partisi'ndesiniz. Yani partiniz olarak değil, tüzel kişilik olarak söylüyorum. Evet. Yani partinizi karıştırmadan. Devamlık esas. Evet. Özgür Özel yönetimi bundan sorumlu. Ya yani şöyle açıklamaktan, yani bunu izah etmekten sorumlu. Mutlaka. Belki imza sorumluluğu yok. Mutlaka. Yani imza. Bu bir. İkincisi, derneklerde ve siyasi partiler birbirine yakındır. Ben de dernekçilik yaptığım için. Kasanda tutabileceğin rakam vardır. Yani bir makbuz karşılığı topladıysan eğer, bunda makbuz kesildiyse. Diyelim Beylikdüzü ilçe teşkilatı. Bu, zaten buradaki... makbuzsuz bağışlardan da bahsediyoruz. Şimdi ben yani oraya da geleceğim. Bir imza onu CHP'nin şey bugünkü il başkanı söyledi. Ya geldi. Bu gayri resmi orada bir, para ben şimdi basamak basamak diyorum. Makbuz topladıklarını 55 bine geldiğinde kasanda tutamıyorsun, bankaya yatırmak zorundasın. Yanlış mı biliyorum? Limit ne şu anda? Siyasi partiler açısından geçerli değil ama siz buyurun devam edin. Hani, hepsine bir cevap. Kasa, mesela 1 milyon topladım ben. Evet. Para aldım, makbuz kestim. Bunu elimde tutabilir miyim? Tutarsınız. Bankaya yatırmak zorunda değil. Yok. Diyelim. Yok. Tamam. Peki son şey olarak da merak ettiğim bir şey var. Bu kampanyaların bir raporlanması olmuyor mu? Yani bir tuğla koy kampanyası oluyorsun. Olmaz olur mu? Olur. Tamam. Tabii onu resmi yani, olarak yapalım. CHP il başkanı aslında en büyük itirafı bu yaptı. Bu olayın bazı insanlar bize, iş insanları para vermek istiyor. Ama isimlerinin geçmesini istemedikleri için makbuzsuz veriyor. Evet. Gitti. Açıkça söyledi. Aslında makbuzsuz para topladıklarını itiraf etti. Evet. Evet. İtiraf etti. Yani ben sadece merak etmiştim bunları. Şimdi olay resmiyete intikal ettiği için Sayıştay, Anayasa Mahkemesi yani denetim kurullarının yapacağı bir şey yok. Çünkü sisteme dahil olmamış. Girişi de sisteme dahil olmamış. Sistem dışı bir süreç. Çıkışı da sisteme dahil olmamış. Ben anladım. Bir nevi aradaki o fark toplanmış belli bir yerlerde. Sonra toptan o bina sahibi. Şöyle diyebiliriz. Sistem dışı olduğu için mevzuatı bağlamaz. Bağlı. Ama şöyle bağlar. Yarınlarda o paranın nereden kaynağı, nereden geldiğini o günün yönetimine ilgili kurumlar sorabilir. Çünkü bu artık savcılık makamınca ortaya çıkarılıyor. Zaten 2024 yılı için mesela 2024 yılı için üst sınır Adalet Bakanımız açıklama yapmış. 351.134 TL. Tabii. Kasalarında tutabilecekler. Yok, yok. Üst limit bağış. Para alabileceği bağış üst limiti yani. Burada 1-2 milyon veren var. Ya tabii burada çok büyük bir rakamdan bahsediyor. Milyonlar. Paranın nereye gittiği belli değil ama şey son belli. Son sorum tam muhataplarım oluşkan bir hukukçu, bir parti genel başkanı. Son sorum partiler döviz ve dolar olarak yardım alabilir mi? Euro. Alamıyor Euro. Galiba. Şimdi İznet abi değil mi? Yabancı. Anında bankada çevirmesi hayır, lazım elden. Zaten. Hayır elden. Geldim ben Büyük Birlik Partisi'ne bağış yap. Size dolar olarak bağış yapabilir miyim? Elden, elden para olayı aslında belirli bir limitin üstünde uygulamada belirli bir cezaya tabi olan. Eğer bir şirketseniz belirli bir onun %5 civarında bir vergisel sonucu var. Şimdi bu parayı aldığınızda anında bankaya ilettiğinizde makbuz bankaya veriş ve paranın resmileşmesi. Bu sistem bu şekilde şöyle, olduğu zaman sorun çıkmaz. Burada euro ve dolar var. Ben euro ve dolar getirse bile TL kurundan kabul edilir. Tabii tabii. Ve levh edilmeden ben bir partiye dolar ve euro olarak bağış yapabilir mi? Yaptığınız anda o bankada çevirecek TL'ye. Yok burada var ama onun açıdan. Var. Var. Hayır buradaki olay oraya gelmemiş ki zaten. O savcılık. Buradaki olay daha o safhaya gelmemiş zaten yani netice itibariyle. Nereden bakarsanız bakın zaten. Tabii tabii. Ama evet, şunu tamamen söyleyebiliriz tamamen ateşten yani. Bir top şeklinde. Bir para ilişkisi ağının olduğuna ilişki bir soruşturma. Çok operasyona da ben gazeteci olarak manşet buldum. Parmak izi. Şey diyorlar yani birkaç gün tartışmaya. Dibine kadar gideceğiz ya. Evet. CHP içerisinde temiz eller operasyona deniyor. Ama şöyle bir şey. Bu hani, da gerekiyor diye. Bu çok gündemde oluyor. Ben burada bir şeyi çok merak ediyorum. Yani bunlar kamuoyunda aydınlanmadığı için yani insanlar bilmedi. Bunu kim ifşa etti? Aslında bu görüntüleri çıkartan şey var. Şimdi bizim izliyor. Bir avukatlık ofisinde. İsmini de vereyim. Bir meslektaşımız izliyor. Halil Bey uzun yıllar adliye muhabirliği yaptı. Böyle adliyenin bütün tozlu arşivlerinde yatıp kalkmış biridir. Burada da hukukçu var. Ne diyor biliyor musun? Bu tür şeylerde de bu parti için değil. Böyle ortada bir para varsa, evet. Kayıt dışı para diyelim diye, kara para da demiyor. Böyle bir kayıt dışı var. Eğer diyor biri ifşa ettiyse ya da iki şey, kesin diyor payını alamamıştır diyor. Tabii. Bu diyor, bu diyor bu işin raconu. Bunu diyor bak, bunun dediği buradan patlar. Eğer diyor çıkıp biri
savcılığa gittiyse, görüntüleri paylaştı ya da gidip topluma konuştuysa, kardeşim biz para topladık ha böyle böyle, isim verdiyse Güngör, Ahmet, Mehmet diye verse kesin payını alamamıştır diyor. Evet. Ya tabii bu görünen, kusura bakmayın, bu görünen yani biraz önce bahsettiğimiz işte 3 tane villa, 1,5 milyar TL, CHP'deki kurultay süreci, delegelere ne oldu, hangi rakamlar verildi, neler yapıldı. Yani bunlar ciddi manada aslında araştırılması gereken konular. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yani aslında şimdi... Canan Kaftancıoğlu ifadesinde söyledi, dediniz benim parayla işim olmaz, parayı toplayanlara sorun. Buranın evet. şifresine bakın, öyle bir şey yaptırıyorlar ki... Mesela İsmail Saymaz diyor da hani CHP'liler şey be, Ekrem İmamoğlu'nun müdürünün orada ne işi var demiyor. Yani o çantaların üstünde de bu arada İBB Spor yazıyor. Tabii o kulüp bayrağı. Aslında kulüp burada çantaları yani İBB'nin. Burada yapmak enteresan. İstedikleri şu. Bu iş patladığında Ekrem İmamoğlu bundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bakın orada bana kahraman filmin başrol oyuncusu iddia dahilinde bir soruşturma olduğu için ittiba ve varsayım gibi düşünebilirim ama bana göre bakış açısı olarak gördüğümde Ekrem İmamoğlu'nun müdürü. Bakın çantaları kim getiriyor? Notları ya burada kim? Zaten sanık kim, tanık kim, hepsi birbirine karışmış durumda. Bakın bu işi neden kapatıyorlar? Söyleyelim en çok konuşulan. Bu para bir CHP'li belediyelerden, en büyük de Beylikdüzü bölgesinden geldi. Beylikdüzü ilçe başkanı ifadesinde ne diyor? Beni diyor çağırdılar. Hocam düzeltin, yanlış şey vermem. Şimdi soruştum ama Beylikdüzü ilçe başkanı. Para taşınacak, sen de bulun dediler diyor. Dönüp dolaşıp bu iş Beylikdüzü'ne şey yapıyor. Burada konuşulan, ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Hı. Milletin konuşulan X, Y, Z'den böyle marka müteahhitlerden paralar toplandı. Bu paranın da böyle bir o gayrimenkulün alacağının çok çok üstünde. Bu kongreyle ilintili olabilir, başka bir şeyle ilintili olabilir. Burada konunun başrol oyuncusu olan, hani esas olan deriz evet. ya, Ekrem İmamoğlu'ndan uzaklaştırıp alımdı, kayıtı. Bakın gayrimenkul alanın ifadesinde de bir şey var, kaçırıyorlar. Adama da tırnak atmışlar, benden komisyon aldılar diyor. Bakın orada da bir 2 milyon gitmiş. Şimdi vergi, de, vergi dediler diyor. Tabii yani vergiyle ilgili ciddi manada. Tabii yani hayır yok. Bir de ona demişler ki anlaştığımız para var dediğinden 2'ye yakın bir rakam. Rakamı unuttum yani benim elime geçmesi gereken de. 2 milyon yani tırnak içinde tırnak var. Yani herkes orada tabiri caizse rajondaki bir sakalını alıyor. Ya hazır gelmişken elden vermişken bu. Bir de ben şeye çok taktım. Bu euro dolar ona bakmak lazım. Evet bence en önemli yani kısmı bu, o zaten. Yani partilerin, siyasi partilerin euro, banka hesapları Türkiye'de ben alışverişi biliyorum. Yabancı parayla yapamazsın. Yapamaz da işte yani. 2-3 yıl önce zaten bir yasak ama geldi. Ama burada dolardan eurodan bahsediyoruz zaten. Hani dizi dizi çeşit çeşit basanın üstünde. Altınla da yapılmaz değil mi hocam? Altın, euro, dolar, TL'den başka yapılmaz. Ben yabancı para tabii, ismini biliyorum. Bir, acaba yabancı ya benim para... bildiğim kadarıyla bu siyasi partilerin banka hesapları TL üzerindendir. Yani TL üzerinden şirketlerde başladı. De öyle. Şirketlerde de öyle tabii. Yani. Bir de yani orada şey var. Ay, euro, dolar deyince de benim aklıma büyükelçilerle oturup kalkması geldi. Acaba restoran paralarını falan belki. Türkiye'de ya. Bir tek olmaz olmaz. Harcırah gelmiştir. Türkiye'de belki. Olmaz olmaz öyle bakmayın. Zaten bir şey var. Geçen bir yayına çıktı. Çok bu olayın içine bir yeni aktör de girdi. Çok ciddi baskı var. Başka karışan insanlar da var. Şu anda seçimi kaybettiren CHP'nin haini olursunuz diye konuşmaması için baskı bir televizyon mercanı çıktı. Ben dinledim. Bir yeni bir aktör daha çıktı. Elinde ses kayıtları var. Gidip savcılığa vereceğim diyor. Vereceğim diyor. O da canı yanmış bir şeyden dolayı. Ve kurultayın iptal edilmesini. Tabii tabii. Cumhuriyet Halk Partisi yani, kurultayın evet, iptal edilme durumu iki dava, var şu an. İki dava var şu anda. İki tane dava var. İki dava var. Gerçekten yani açılmış bir dava ya, var gibi, yani. Film gibi. Şimdi burada Batı hayranı değilim. ABD'de de seçim dönemlerinde belirli şeyler oluyor para. Müthiş bir skandal şeklinde oluyor. Ama burada şu var. Yapmak istedikleri bu olay patladığından benim gördüğüm detaylardan daha çok bu işi Ekrem İmamoğlu'ndan uzak bir mercada tartıştırmak istiyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nun müdürü yok. O yüzden zaten Ekrem sessizlik. İmamoğlu'nun danışmanı yok. En evet. yakına da adamlar yok. CHP'deki birkaç arkadaş bu işi eliyle yüzüne bulaştırmış. Zaten hayatın olağan akışı içinde oluyor. Hiçbir gayrimenkul almadınız. Hiçbir tapu almadınız. Hatta şuna getiriyorlar lafı. Başkaları yapmıyor mu diye getiriyorlar. Evet. Ama burada asıl başrol oyuncusu olan Ekrem İmamoğlu'nu böyle bir kenarda tutup tam seçim zamanı ondan evet. uzak bir noktada tartıştırmaya çalışıyorlar. Ben aslında... şunu soruyorum. Bak bir soralım. Ekrem İmamoğlu'ndan habersiz olur mu bu iş? Hadi 10 tam puanlık da, soru. Tam da içinde. Müdürün bence. Olacak, İBB başkanı olacak, bütün adamlar olacak, Beylikdüzü. Dedim ya hepsi var bir tek Ekrem Bey yok yani. Araç otosundaki herkes var ama Ekrem İmamoğlu yok. İstanbul'un bu kadar bütçesi var, hizmet yok. Bu para nereye gitti? Bu vara gider hocam. O işte. Bu iş vara gider. Vara gider. Futbolu bağlıyoruz hemen. Yani. Görüntüleri İstanbulluların da görüntüleri başlar izle. Bizi her gün arayıp sorduğu soru bu aslında. Bu kadar bütçe var. Yani haklı baktığımızda.
metropol İstanbul'dan bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük büyükşehir bütçesi. Ama bu para nereye gitti? Yeni İYİ Parti'nin vaktinde işte genel seçimde 2023 seçimlerinde İYİ Parti'nin reklam ödemelerine mi gitti? Bakıyoruz bir sürü iddialar var. İşte bu villalar vesaire inanılmaz bir mal varlığından bahsediyorlar. Ekrem İmamoğlu halen basın mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın gözünün içine baka baka mal varlığımda bu villalar yok diyor. Daha sonra işte benim şirketime ait diyor bunlar. Hocam bu siz şirket... siyasetçisiniz. Mesela ben bir adayım. Çok önemli şeffaf bir... olduğundan bahsediyor. Yok, çok önemli bir şey geldiniz. Tapu da üzerime kayıtlı ve eşlerini bildiriyorlar. Birinci derece yakınlara. Eş ve çocukları bildiriyor değil mi? 18'e kadar çocuk. Tabii, evet. 18'e kadar. Peki diyelim Ekrem İmamoğlu'nun iddiası gibi şirketlerinin mal varlığını bildirmek zorunda değiller mi? Mal varlığın içinde şirketin yani, hisse oranı %100 ise %100, şirketin adı ve menkul ve gayrimenkulleri. Ama borsaya kayıtlı bir şirketse zaten onun bütün iç değerleri de ya, yayınlanıyor. Kısaca şunu söyleyeyim, gizlemiş yani. Bu şirket üzerinden saklamış. Evet, tabii yani. Ya bu şirketin bakın, yani ben biraz önce bahsettim. Bu şirkete baktığımızda şirket Güllüce Tarımcılık Şirketi villalarla birlikte şirketi İmamoğlu İnşaat'a devrediyor. Yani şunu söyleyeyim ama devir ne zaman? Villalar diyor, şirkete ait diyor, bana ait değil. Yok, belediye başkanı olduktan sonra onun, mı devralmış? Onun tarihine bakmamız lazım. O da çok önemli. Detayına, evet. Yani belediye başkanı tabii. olduktan sonra mı devralmış, sonra mı? Ona mutlaka bakarız ama dediğim gibi yani İmamoğlu inşaata devrediyor. Sonuç itibariyle 1,5 milyar TL'lik. O zaman şöyle bir şey var. Bir siyasetçi mal varlığını gizlemek için şirket kurar. Hayır, bize, o kadar hayır, kolay bize değil. İmamoğlu ha? Liyakattan, şeffaflıktan şirketin bahsediyor. De bir sermayesi var. O sermayeyi ödeyen var. Yani mutlaka bir denetimde hepsi ortaya çıkar ama meşru bir sistem içerisinde bir sermaye ise onunla istediği tür alışveriş tamam. yapabilir. O parayı nasıl koyduğu önemli. Türkiye'de de biliyorsunuz nereden buldun yasası olmadığı için genellikle bu para vardı, şuydu, buydu şeklinde izah ediyor. Miras kaldı diyorlar. Miras da belgelemek işte, zorunda. Sonuçta bu iyi bir inşaat şirketi olduğu için bu inşaat şirketinin yapmış olduğu işler bellidir yani tabii kanuni tabii, olarak. Tabii. Bu bir denetime girdiğinde tabii. yani sonuçta böyle denetimle bilir kişiler vesaire bu tabii. şirketi inceledi. En rahat incelenebilecek rahat kurumlar şirketlerdir. Tabii yani Türkiye'de. Bu şirketin böyle bir kazanç sağlayıp sağlamadığını ki bu 1,5 milyar TL'lik bir şirket bir mal varlığını alıyorsa, devralıyorsa bu mal varlığını nereden kazandı? Belediyelerdeki ihalelerinden mi? Beylikdüzü zamanı, belediyesi başkanlığı zamanında mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde mi bu parayı mal varlığına kattı? Yani her seferinde bize dürüstlükten, israftan, şeffaflıktan, liyakatten bahseden CHP'li İBB Başkanı'nın bugün çıkan verilere göre baktığımızda bu sözlerinin tamamen hayal ürünü olduğunu görüyoruz yani. Yani mal varlıklarınızı açıklayın diye sürekli evet. aslında denklere dile getiren. Evet. Çok laf yapıyor ama altı boş. Yani israftan bahsediyor. Bu para çuvallarla para sayma olayı nedir yani? Evet. Bir ara Yeni Kapı'da araçları böyle şey yaptı, sergiledi falan. İsraftan bahsetti. Şeffaflıktan bahsediyor. Çık toplumun karşısına açıkla. Bu İmamoğlu inşaat şirketi Güllüce Tarımcılık Şirketi'nden villaları devraldığına ilişkin bu kazancı nereden sağladı? Açıklasın değil mi İstanbullulara? İstanbullular şunu soruyor şu an. Ben bugün İstanbul Maltepe'de seçim çalışmasındaydım. Bana orada bir vatandaş şunu söyledi. Yani İmamoğlu İstanbul bütçesiyle ilgili yani bize diyor ki Maltepe'de diyor işte belediyenin zaten ilçe CHP'li ilçe belediyesinin bir şeyi yok diyor. Kaldırımlar berbat, her yer rezalet bir halde. Yok diyor, biz diyor bu hizmetleri almak, bu para nereye gitti diye İstanbullular bize soruyorlar bunu. Tabii. Biz de İmamoğlu'na soruyoruz yani, bu bütçe nereye gitti? Evet, yani adam akıllı bir açıklama yapılması lazım ama yani gördüğümüz tabloda gerçekten hepsi işte birbirini yalanlayanlar, o işte iddialar var, söylentiler var ama kimse Ahmet Bey'in de dediği gibi o evet, ateşi evet. tutmak şimdi istemiyor. 1 Nisan'da sonuçları konuşacağız ama birkaç gün sonra bu seçimler nasıl geçti dersek polemikler, para kulesi ve şey evet. geçti. Yani kamuoyu medya olarak anlatıyorum. Medyada ön plana çıkan. Bu seçimlerde bu böyle bir hatıra olarak bize kalacak. Evet. Nurtuba Hanım'a ben söz vermek istiyorum. Uzun süredir aslında sessizce bizi bekliyor. Sağ olsun. Şimdi aday krizi. Aslında Güngör Bey'in temas ettiği nokta. İşte istifalar, kayıt dışı paralar.
Sancılı kurultaylar, değişim dediler, değişim olmadı vesaire. Kirli ittifaklar. Kirli ittifaklar. CHP 31 Mart'a kaç parça halinde girecek? Şimdi gözümüzün önünde aslında 3 parça bir CHP var. Evet. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bir de bunların alt tarafta bölünmüş olanları var. Hemen onu bir değerlendirmenizi rica edeceğim ama bir de muhalif seçmen kimin CHP'sine oy verecek burada? Çok doğru. Güzel bir soru. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi özellikle kurultay sonrası ciddi bir bölünme yaşadı. Kurultay öncesi biliyorsunuz kamuoyuna sızan ya da sızdırılan o Zoom toplantısı sonrası CHP içinde çok ciddi bir ayaklanma ya da işte Kılıçdaroğlu'nun aslında takibi sonrası birçok konu ifşa olmuştu. Böyle bir yapının tabii ki demokrasinin gereği siyasi partilerde genel başkan olmak isteyen insanların olması, aday olması çok olağan şeyler ve dediğim gibi demokrasinin gereği yapmaları gereken bir şey. Bunun gizli kapalı odalarda işte böyle uzaktan Zoom toplantılarında hele ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu ya da kurmayları olarak önemli isimlerin o odalarda olması aslında siyasetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin ne kadar kirli bir şekilde ne kadar sığlaştığını az önce aslında konuşuyoruz. Şirketler işte yasalar, kurumsal hukuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık şirket yapısına dönüştüğünü tamamen burada seçim işte ülke ya da milli değerler hani ülkemizin muhalefet olarak biz ne bekleriz? Ya evet ülkemizin sorunları bunlardır. Bununla ilgili bir politika ürettik. Bu şekilde ilerleyeceğiz gibi destek projeleri üretmelerini bekleriz. Tabii. Aksine yapılan ve elle tutulur, gözle görülür projeleri hala reddeden işte kağıt uçurursunuz, tabii, petek gösterirler. Şimdi böyle bir yapıda, böyle bir muhalif kitlede, şimdi kendi içlerinde sahada da gözlemlerim benim. İnanılmaz bir Kılıçdaroğlu taraftarlarını ki son işte bahsi geçen gazetecinin anlattığı az önce Güngör Bey'in dedi ki önemli bir aslında bilgi de verdi. Yani kafa başa baş geçen aynı oy çıkan kurultayda sonrasında ne hikmetse yetersiz oyların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandığından çıktı ve tabiri caizse orada Kemal Kılıçdaroğlu'na bir operasyon çekilerek Özgür Özel genel başkan seçildi. Hatta hanımefendi bir daha iddia daha bulundu. O sıra sayımlar yapılırken odaya Ekrem İmamoğlu geliyor ve Ekrem İmamoğlu'nun sinkaflı sözlerle odadan dışarı kovuyorlar. Bunu çok net bir odada olduğu için yakın tanığı olarak bunu iletti. Yine bir CHP'nin içinde bir gazeteci söylüyor bunu. Şimdi böylesi siyasi sığlıkların, böylesi istikrarsızlığın olduğu bir süreçte seçmenin aslında burada en büyük haksızlık Cumhuriyet Halk Partisi seçmene yapılmış bir haksızlık. Dolayısıyla az önce söylediğimiz gibi Kılıçdaroğlu ekibi, işte Özgür Özel'in çok fazlaca bir özgül ağırlığı olduğunu düşünmüyorum. Zira o da zaten ya Kılıçdaroğlu'nun kendi ekibinden ya da Ekrem İmamoğlu'nun ya yani ne oldu hala Türk siyaseti açısından böyle kısa dönemli. Bence tarihe geçebilir. Yani çok Türkiye tarihinde sanıyorum en kısa dönemli genel başkanlık yapmış olan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı tarihe geçecek. Zira 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir kaos ve parti içi bir artık şunu diyorlar çünkü Merve Hanım. Ya şu İBB elimizden gitmesin. Aslında dertleri Ekrem İmamoğlu da değil. Değil. Kesinlikle değil. Çünkü buranın buradaki o tabiri caizse oradan gelen kaynaklar, oradaki imkanlar, koşullar, İstanbul İBB gibi bir yapının sadece belediye hizmeti falan hiçbir numarında değil. Oradaki yapının, o gücün, oradaki iştirakların tabiri caizse ele geçirilip yine o az önce dediğim gibi şirket yönetiminin zayıflamamasını istiyorlar. Dolayısıyla bugün ya bazı şeyleri aklama merkezine mi çevirdiler artık İBB'yi? Tam yani. tam da öyle. Çok acı olan yine dediğim gibi metroları görüyorsunuz, toplu taşımları görüyorsunuz. İnsanlar ben hep diyorum keşke diyorum bu anket araştırma şirketleri şu metro çıkışlarında insanlara bir sorsalar kime oy verirsiniz? Hani hala o kadar çileye rağmen hala Ekrem İmamoğlu'na oy veriyoruz diyecekler. Ben merak ediyorum. Çünkü inanılmaz derecede ulaşım açısından trafik birçok anlamda sıkıntılarla. Yani korkunç insanlar üst üste yani hakikaten yani. Bir Avrupa ya dünyanın sayılı başkentlerinden ya başkent sayılabilen bir İstanbul'un böylesi bu kadar 2024'ten bahsediyoruz. Ulaşımın bu kadar yerle yeksan olması, bu kadar toplu taşımın öncelikle en birinci sırada olması gereken bir yapıda bu kadar korkunç bir, çünkü metropol birçok insan işe gidiyor, çalışan sayısı tabii çok fazla, bu kadar hareketliğin olduğu yerde bu kadar kötü yönetiliyor. Dolayısıyla dertleri şu an bunca kaosa rağmen, bunca karanlık bulutlara rağmen hala sis perdesini aralamayan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve kurmayları
Tek dertleri şu an şu belediye seçimleri bir gitsin. Biz bir elimize geçirelim oraları. Dertleri Ekrem İmamoğlu kesinlikle değil. Yine inemekte fayda var. Çünkü seçmen tabanda da Kılıçdaroğlu taraftarları İstanbul'da özellikle, çünkü bu kurultayın büyük bir kumpas olduğunu birçoğu biliyor. Çünkü yargıya da intikal etti, işte ses kayıtları vesaire, bunları da çok iyi bildikleri için inanılmaz bir derecede Ekrem İmamoğlu karşıtlığı da var. Bunu çok net bir şekilde ben sahada da gözlemledim ve kendileri de bunu dile getirdiler. Evet. Aslında biz her defasında böyle kafa kafaya giden bir seçimden bahsediyoruz ama şunu gözden kaçırmasınlar. Yani böylesi bir tehdit de var İstanbul'da CHP seçmeninde. Dolayısıyla sadece anket ve saha anketin ya da işte genel seçim çalışmalarına, iletişim çalışmalarına çok fazla itibar etmeden seçmenin kararını gözden geçirmemeleri gerekiyor. Yani seçmen bir bakmışız çok büyük bir makasın açıldığı bir sonuçla da karşılaşabiliriz. Öyle ben çok kafa kafaya da görmüyorum. Yani dolayısıyla Sayın Kurum'un çok başarılı saha çalışmaları özellikle son günlerde sahada çok ciddi bir karşılık buluyor. Yine bugün yapmış olduğu açıklamaları çok değerli buldum. Yani çözüm üretiyor, sorun üretiyor. Geçmişine baktınız derler ya, ailesi iştir kişinin yaptığı projelerle, kriz yönetimiyle, gece gündüz sahada olan bir bürokratın da ötesinde, yani masa başı bürokrat olmadı. Dolayısıyla böylesine yani Sayın Kurum karnesi, bakanlığında da her daim sahadaydı. Karnesi bu kadar başarılarla dolu bir adayın maalesef haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Ama seçmen bunu çok iyi gözlemliyor. Bunu siyasi partiler üzerinden, az önce söylediğim gibi kutuplaşma vesaire var ama belli bir değerli seçmen kitlesi de Ekrem İmamoğlu'nun bunca siyasi partilerinde, bakın kendi siyasi partisini bu kadar karıştırmış bir figürün İstanbul'u zaten yönetmediğini gördüler. Hedefi tabii ki 2028'e doğru ilerleyen bir yine bir siyasi figürü değerlendirirsek seçmen bundan çok rahatsız, Cumhuriyet Halk Partili seçmenler. Kesinlikle. Çünkü gündeminde zaten Ekrem İmamoğlu'nun da gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi yok. Yani bunu hepimiz gözlemliyoruz söylemlerinde. Tabii neyi çok iyi yapıyor? İnanılmaz polemikler, inanılmaz laf çevirmeler, inanılmaz algı yönetimi, algı belediyeciliğinin işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu bir duvar tırmanması, sonra AK Parti'nin gemi tam yol ileri dümenli duruyor ama çok keyifli ve bizi güldüren anılardı. Aslında ağlanacak bir tavır ama güldük. Evet. Çünkü gerçekten tam da o. Yani bir bakıyorsunuz çok çalışıyor, ağlıyor, çok sıkıntılara, engellere maruz kaldığını düşünüyoruz ama tam aksine perdenin arkasında, kameranın diğer tarafının açısından baktığımızda tamamen algı üzerinden belediyecilik ya da başkanlık. Yine o gömlek kolları sıvanıyor. Ne hikmetse seçimden seçime o gömlekler sıvanıyor. Evet, o sahada hiçbir zaman göremedik. O gömlekleri hiçbir zaman İstanbul'a hizmet etmek için hep otobüslere çıkarken ya Saraçhane'de gördük, tabii, ya işte Tunceli'de gördük, ya işte nedense hep böyle alakasız zamanlarda. Yarı zamanda bile bence fazla, o bile fazla hocam. Yani fazla. Yarı zaman bile hiçbir zaman görmedik. Ne hikmetse sahaya indi. Böyle yine gülerek, yine böyle kalp işaretleriyle, sevgi pıtırcıklıkları böyle görüyorum, geçen kravat atmalar. Ya inanamadım. Gerçekten hani tamam, siyasette dediğim gibi sempati, işte sıcak iletişim değerlidir ama bir özgül ağırlık bekleriz. Yani tabii, bir pop star gibi bazen konser alanında edebilir yani. Çok irite. Ya bilmiyorum, ben hani alanında uzman biri olarak değerlendirdim. Siyasi şapkamı çıkarttığımda bir lidere dünyanın hiçbir yerine, bakın en demokratik böyle bahsedebileceğiniz Avrupa'da, Amerika'da hiç görmediğim bir tavır. Yani bir pop star gibi kravatını atıp çıkarıp atmalar, kalp işaretleri yapmalar. Nereye oynuyor? Şimdi, yani şov mu bu? Show business, şov bizim, şov dünyasında mı? Şirin Nurhan'ın adını da, evet. Şimdi biraz siyasetçi profiline de bakmamız lazım. Zamanın ruhu var, böyle çok değişim var. Tabii bu değişim CHP'deki değil, insanların siyasete ve siyasetçiye bakışı. Biz yayınımızın açılışında merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu aldık. Şimdi evet, o örnek olarak veriyorum ve Ahmet Bey burada olduğu için. Böyle siyasette ağırlığı olan ve yaptığı tavır ve konuşmaları dinlenen, önemsenen. Ben önemserdim ve Türkiye'de önemserdi. Yani bu Türkiye, Muhsin Yazıcıoğlu ne diyor diye bakardı. Hangi konuya değiniyor, neyi öncelikliyor diye bakardı. Şimdi yeni baktığımız dönemde bu alınganlık olmasın. Sadece bir gazetecinin genel bakışı açısından bizim daha ağır, daha ciddi. Dünyada mücadele, içeride mücadele değişti. Yeni bir nesil geldi ve İstanbul üzerinde insanların talepleri de çoğaldı. Bakın eskiden İnsanların siyasetten, hatta devletten beklentilerine bakalım. Bugün çok şey bekliyorlar. Köşe başında gençler bedava internet istiyor. Wi-Fi var mı diyor. Hani ben çok uç bir örnek verdim. İş istekleri çoğaldı. Bir de şehircilik olarak şey yapıldı.
Yani eskiden sadece çöpleri toplayan bir belediye başkanı ya da kaldırım yapan bir belediye başkanı değil. Belediye ve belediye başkanlarından da beklentilerin üst düzey olduğunda. Şimdi bu seçimde aslında ben bu seçimde İstanbul'un adayı olanın kazanacağını ilk seçimin belli olduğunu da söyleyeyim. Kim kendisine bu İstanbul'un adayı, bakın bu çok önemli. İstanbul'un adayı olduğuna da İstanbulluları inandıran 2 puan 3 puan önde başlayacak. Evet. Bir de Cuma Cumartesi artık girdiğimiz bu son süreç çok önemli. Bizde İstanbul'da da var. Son düzlükte karar veren bir seçmen var. Partili değil. Medyayı dinliyor, komşusunu dinliyor, abisini dinliyor. Güvendiği birine bakıyor. İşte tırnak içinde kankisiyle konuşuyor. Veren bir seçmen var. Bence bu şu aradaki bu terazinin belirleyici olacak seçmen o. İşte en son çıkışlar çok önemli. Çok önemli. Bir de seçmen heyecan istiyor. Ben bunu İstanbul'da görüyorum. Yani bu İstanbul seçiminde bir heyecan. Heyecanlı bir kampanya yok olmadı. Bunu eleştirmek lazım. Ama tekrar bunu başka bir mercaya son günde çekilirse tartışmalar kim çekerse kendisi için bir dezavantaj olur. Konuşma. Bence son düzlükte İstanbulluların gözünün içine bakarak hatta yüreğine bakarak ben kardeşim ulaşımda bunu çözeceğim. Siz trafikte şunu diyorsunuz. Benim yapacağım raylı sistem, metrobüs şu şekilde net bir şekilde söyleyen. Bu da bu depreme hazırlıklı kent konusu Murat Bey'in en büyük avantajı. Avantajı söyleyeyim yani kime konuşsak. Biri hatta dedi ya şu kente bir mühendis eli değilsin. Yani kendisinin mühendis olmasına. Bu avantaj yok ama bunu başka bir şekilde şey yapacak. Bakın 2-3 puan bir şey var. Yani belki 4 puan kararını vermeyen, partili olmayan bir seçmen var. Bir de ben Ahmet Bey ondan sordum. Sandığa gitme oranları. Bir de seçmeni getirecek kitle. Yani o da çok önemli. Tabii. Bir önceki seçim kadar beklenmiyor ama %80'lerde tahmin ediliyor değil mi hocam? %80'ler. Kim aday, kim destekçisi sandığa getirecek? Bu da bir belirleyici olacak. Bence önümüzdeki dakikalar sandık için çok önemli. Kesinlikle. Sandık güvenliği de bence çok. O da kesinlikle. Bence çok tabii, başlı tabii, başına. Tabii, bütün teşkilatlar bu anlamda zaten çok çalışıyorlar. Çünkü yılların ve ayların emeği var. Bu konuda da o sandık güvenliğinin bence en önemli artık son düzlükte yani hiçbir şekilde gözden kaçırılmaması gereken çok mühim bir konu olduğunu düşünüyorum. Yok, sandık elbette güvenliğinin. Elbette katılıyorum o noktada size. Yani gerçekten işte hani sahip çıkalım noktası. Evet herkes kendi üzerine düşen görevi fazlasıyla yapması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi tabii yine ara zamanımız yaklaşıyor ama Nurtuba Hanım size ben kısa bir söz hakkı vereyim. Ben şunu merak ediyorum aslında. Şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili işte afişler vardı. Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren işte sana oy yok vesaire falan filan. Ama ve lakin şimdi 1 Nisan sabahında biz Kılıçdaroğlu'nun hangi yüzünü göreceğiz? CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun hangi yüzüyle tanışacak ya da? Harika. Aslında tam az önce oraya doğru geliyordum. Çok doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetini son yıllarda birçoğumuz tanıklık ettik. Kemal Kılıçdaroğlu sessiz, tabiri caizse böyle ketum bir siyasi iletişimi ya da böyle kendi kurmaylarıyla sessiz köşesinde ve kenarında çekildi bir pusuya düşmüş bir pusuda bir beklediğini düşünüyorum. Bu kadar sessizlik, bu kadar ara ara tweet atsa da bir siyasete bırakıp ya da işte kendi kurmayları dedi torunlarını sevsin vesaire biz demedik onlar söylediler. Böyle bir şey beklerken ama aksine alttan bütün işte o açıklamalar, bu paylaşımlar, bu ve benzeri birçok konunun bence Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir o hançerleri yedi. Şimdi o hançerleri tek tek çıkarttı. Onları masaya koyup hesaplaşma zamanı olacak görüyorum 1 Nisan. Çünkü evet. Açmış oldukları dava da çok önemli bir dava. Verilen hukuka yansıdığı için hani yargıya intikal ettiği için çok detayları paylaşmamız doğru olmaz ama orada verilen, paylaşılan veriler de eğer kurultayın iptali söz konusu olursa ya da Özgür Özel olağanüstü kurultaya ki büyük ihtimalle öyle bir beklenti de var götürürse tekrar Kılıçdaroğlu'nun yine oyun lideri olarak kendisi genel başkan olur mu bilmem ya da işte başka bir aday hala ki ne demişti? Temiz bir aday istiyoruz demişti Erman. Üstüne basa basa. Evet. Yani temiz derken bu kadar kirli bir siyaset, bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar kirli işte sözlerle, bu kadar finans, para, akçeli işlerle hiç bu kadar sanıyorum kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Ya da doğru. Oldu da bizim bilgimiz yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da artık o ofisinden çıkacak. Nur Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu inecek. Emekli siyasetçi değil diyebilir miyiz? Değil işte tabii ki.
Bence hiç değil. Emek zaten gerçi olmadı. Siyasette pek emekli olmamıştı diye düşünüyorum ben. Kılıçları çekecek evet olağanüstü kurultayla beraber 1 Nisan'dan itibaren şu suskunluğu az önce söylediğim gibi belli belediyelerin çünkü o belediyelerin onlara vermiş oldukları hem kaynak açısından hem de bir siyasi partinin itibarını yükseltmesi adına büyükşehir belediyeleri çok önemli. Şu anki sessizliğine Ekrem'le Özgür'ü hiçbiri değil. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu o hançerleri çıkarttı sırtından kılıçları çekip tabiri caizse 1 Nisan'da o masaya onları çıkaracak. Çünkü yargıya evet. da intikal etti. Ve 1 Nisan'dan sonra bence kamuoyu bu bahsedi geçen işte Akçeli kameralar ses kayıtları. Biz burada diyorduk ya artık siyaset konuşmayız seçimler bitiyor. Bence asıl Cumhuriyet Halk Partisi hatta İyi Parti tarafında da bayağı önemli kamuoyuyla paylaşılan gündemleri burada tartışıyor olacağız. Bence öyle olacak. Şey. Evet şimdi bir araya gidelim ardından devam edeceğiz kaldığımız yerden. Seçime doğru programının son dilimindeyiz. Artık konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz siyaset gündemini ve seçim sürecini. Sayın Ahmet Yeris'e söz vermek istiyorum ben bu noktada. Şimdi CHP'yi konuşuyorduk. CHP 31 Mart'ta kaç parça halinde gidiyor dedik. Kılıçdaroğlu nasıl bir tavır sergileyecek? Özgür Özel'in durumu ne olacak? Ekrem İmamoğlu bu işin neresinde? Evet. Bence 3 parça değil 2 parça var. Çünkü bundan 2-3 ay önceki süreç içerisinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden yapmış olduğu toplantılarda Sayın Ekrem İmamoğlu toplantıyı yöneten Özgür Özel Bey de o toplantıya katılanlar hükmündeydi. Ve kendi ifadelerine göre o dönemde günde 2 sefer bu toplantıları yaptıklarını ifade ettiler. Yani orada Özgür Özel ekibinin liderinin Sayın İmamoğlu net. Bunun karşısında da Sayın Kılıçdaroğlu bir ekip başı olarak görülmekte. Bu seçimler mutlaka o CHP içerisindeki iç çekişmenin bir başka boyutunu ortaya çıkaracaktır. Ama bu boyut sonuçlara göre de şekillenir. Şunu net bir ifadeyle de söyleyebilirim. Aynı delege ile kısa bir süre içerisinde Sayın Özel hiçbir zaman için bir kongreye gitme taraftarı olmaz. Önce delegeleri değiştirip ondan sonra gitmeyi deneyecektir. Eğer seçimlerde alınan sonuçlar çok çok kötü bir şekilde olursa da Sayın Kılıçdaroğlu ekibi de bunu mümkün olduğu kadar öne çekmeye çalışacaktır. Delegelerin değişmesine fırsat vermeden. Ama bu seçimler sadece CHP açısından önem taşıyan seçimler değil, Türk siyasetinin geneli açısından da 1 Nisan herkesin yeniden bir değerlendirme yapma ihtimalini de ortaya çıkarması muhtemel olan bir seçimler. Özellikle İstanbul seçimleri bu anlamda çok önde. Bunun yanında işte Eskişehir gibi CHP'nin elinde olan, Bursa gibi AK Parti'nin elinde olan, İzmir gibi birçok yerdeki Denizli gibi birçok yerdeki seçimler bayağı etkili olacaktır. Bu anlamda ben İstanbul'da başta olmak üzere Sayın Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok Bey'in, İzmir'de Sayın Hamza Dağ Bey'in, Bursa'da Sayın Ali Nur Aktaş Bey'in, Eskişehir'de Nebi Hatipoğlu Bey'in son 3 günde elden gelen en üst derecede desteklenip seçimleri kazanması noktasında seçmenlerimizin elinden geleni yapmasını evet. öneririm. Çünkü CHP DEM işbirliği şu anda Türkiye'nin yarınları noktasında çok büyük bir sıkıntılar oluşturabilecek bir işbirliği. Belki seçmenlerimizden gizleniyor ama şu anda gaflete düşmemek için PKK'nın zihniyetini ve stratejilerini de iyi bilmek lazım. Evet. Hele özellikle yönetim kademesindeki CHP'lilerin Karayılan'ın o 411 sayfalık kitabını iyi okusunlar. Türkiye'yi nereye sokmak istedikleri, Türk devletini, Türk ordusunu ve Türk milletiyle ilgili neler planladıklarını da okumalarını isterim. Yani terörle mücadele sadece
teröristle yapılan mücadele değildir. Rahmetli şehit liderimizin Muhsin Yazıcıoğlu dediği gibi bütün unsurları da yapılmalıdır. Bu unsurların içerisinde siyaset ve siyaset uzantıları da gelmek zorundadır. Evet. CHP eğer 1 Nisan'da bir hesaplaşma yapacaksa bir ayağı da bunun DEM'le işbirliğini noktasında rahatsız olan ama şu anda sadece belediye kazanılması ve karşıtlık anlamında oy kullanan seçmenler de bunu zorlayacaktır ve konuşacaktır. Onun için özellikle DEM işbirliğinin CHP içerisini seçimden sonra daha da fazla karıştıracağını düşünüyorum. Diğer taraftan da alınacak olan oyların İstanbul başta olmak üzere Türk siyasetinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Bu arada biz Büyük Birlik Partisi olarak da kısa bir partimizle ilgili bir şey söylemek isterim. Yaklaşık Türkiye'de %25 yerde seçimlere giriyoruz. Bunun 100 tanesinde ilk 3'e girmemiz kesin. Ama %25'inde de yani 25 yerde de kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Bunların başında Sivas, Ankara, Gölbaşı gibi efendim İstanbul'da Sultanbeyli gibi yerler gelmekte. Ben arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı içerisindeki bütün partilerimize de MHP, AK Parti, evet, Büyük Birlik olmak üzere başarılar diliyorum. Kendi aramızda medeni bir şekilde yarışmamız zaten kendi içinin güzelliği çok değerli. Kesinlikle. Önemli olan demokrasinin getirdiği bir şey aslında. Mutlaka önemli olan DEM CHP işbirliğinin ve DEM'in özellikle Doğu Güneydoğu'da bazı bölgelerde başarılı olmaması bizler açısından önem arz etmekte. Bu hassasiyetle de siyasetimizi yapıyoruz. Evet. Sadece ve sadece oy oranını yükseltmek amacıyla seçimlere giren bazı partilerin de bu tutumdan vazgeçmediğini yönetimsel bazda görüyoruz. O zaman onların seçmenlerine diyorum ki sizin değerlerinize uygun değerler taşıyan insanları destekleyin, oyları ona verin. Ben Kastamonu sel baskınında Kastamonu'daydım. Orada olduğum için Bozkurt'un, evet, oralıyım. Orada Sayın Murat Kurum'un ne denli özveriyle efendim orada can hizmet ettiğini, tabii, vatandaşı dinleme noktasında hiçbir kişiye atlamadan ne kadar değer verdiğini kendim bizzat şahit olmuş birisiyim. Bu kadar insan odaklı, bu kadar hizmet odaklı insanların da yönetime gelmesi arzumuzdur. Vatandaşlarımızdan da bu noktada da hem kendi adaylarımıza hem büyükşehirdeki Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına AK Parti'nin efendim Cumhur İttifakı'nın adaylarına da başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Ahmet Bey değerli katkılarınız için. Şimdi Aydoğan Bey, tabii ki İstanbul seçimi oldukça önemli görüyoruz. Çünkü hani İstanbul artık sadece bir şehir gözüyle bakmak değil de gerçekten içinde barındırdığı değerlerle artık bir ülke gibi bir yer oldu yani İstanbul. Gerçekten çok önemli. Fakat şimdi işte bu İmamoğlu özel tartışmaları, işte bakıyoruz bazı yerlerde işte İmamoğlu'nun özele ambargo koyduğu vesaire falan. Fakat Özgür Özel'in bir tavrı var. Böyle galiz açıklamalarda bulunabilecek, onu böyle ortaya koyabilecek, bazen işte gafları çok fazla ortaya dökebilecek bir yapısı var. En son örneğinde şunda rastladık. 15 Temmuz'u hedef aldı ve gerçekten kullanılmayacak ifadelere imza attı orada. Şimdi milli iradeye sahip çıkanlarla ne derdi var Özgür Özel'in? Ya şöyle, milli iradeye sahip çıkanlarla ne derdi var? Aslında sadece Özgür Özel'in değil, CHP içerisinde 70 yıldır aslında iktidar olamamalarının sebebi bu. Milli iradeye inanmamaları, sandığa inanmamaları. Yani milli iradenin sandıkta yansımasını aslında kabullenememeleri. Bu sebeple maalesef bu CHP zihniyeti hep darbeler döneminde hep darbenin yanında durdular. İşte Kılıçdaroğlu, görevi devreden Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hain darbe girişimine kontrollü darbe dedi. Biz, evet, bunu unutmadık. Evet. Yani bakın o 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeni kapı ruhunu aslında terk edip gitti yani. Kılıçdaroğlu yeni kapı ruhuna dahil olmadı. Yani biz baktığımızda zaten CHP'nin tarihine, geçmişine baktığımızda bu anlamda darbeler döneminde de maalesef çok sorunlu bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu açıdan bakmak lazım. Yani hiçbir zaman milli iradeyi işlerine sindiremediler. Bu sebeple de en son işte 2023 genel seçimlerinde
bir altılı masa hayaliyle bir araya geldiler. İşte bir anda 7 kişiden oluşan Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından çoklu masa bahsettiler. Oldu çoklu zaten. Masa oldu. Masanın altındaki göstermedikleri ortakları HDP'yi bir türlü kamuoyuna anlatamadılar. İçeriye baktık. Yani bir masada oturup yemek yemeyecek, çay içemeyecek kişilerden oluşan bir altılı masadan bahsettik. Yani geçmişten beri işte bahsettiğimizde bu sorunu nasıl çözeriz Türkiye'de? Bu sorunun çözümü kesinlikle yeni ve sivil bir demokratik anayasadır. Yani bu yerel seçimlerden sonra aslında Türkiye'nin bence gündemini teşkil edecek en önemli konuşulması gereken bu 80 darbesinden sonraki 82 darbe işte darbe anayasası diyoruz evet. Biz buna. Halen o darbenin zihniyetiyle oluşturulmuş ve yüzden fazla kez aslında değişikliğe uğramış bir yamalı bohça olan bir 82 Anayasası'ndan bahsediyoruz ki artık bizim siviller olarak, vatandaşlar olarak yeni anayasamızı, yeni sivil anayasayı yapma hakkımız var. Ve bunu da özellikle evet. Muhalefet partilerinin de bir sistem tartışmasına girmeden Türkiye'nin geleceğine dair bunun aslında inşa etmeleri lazım. Yani bu açıdan özellikle bakmamız lazım. Özgür Özel'e baktığımızda da işte gençlerle ilgili de bir geçen bir açıklaması oldu evet, yine. Evet, evet. O açıklamasında da yine işte gençler bir şöyle espri yapıyor. Diyor ki gençler bir gece darbe yapsa ve 40 yaş altında çok tehlikeli, çok tehlikeli bir, şey bir yani, söylemde bulundu ki. Tabii darbe oldu yani, deseler ben ayağa fırlarım ama gençler şey yapıyorsa böyle bir şeyde asla bulunmam diyor. Yani. Ya şöyle diyor aslında 40 yaşın altında siyaset tabii. yapacaklarını söylerse bu darbeye evet derim diyor. Darbenin iyisi veya kötüsü yok. Darbe kötüdür. Elbette. Darbe milli iradeyi, milletin iradesini bunda vesaire. Bunda aklı selim olan herkesin tabii, hemfikir olması bilir. Lazım. Zaten CHP'nin iktidar olmamasının sebebi bu. Yani milletimiz bununla ilgili darbeler döneminde 28 Şubat'ta çok büyük bedeller ödedi. Hı hı. Türkiye'de artık vesayet dönemi kapanmıştır. Darbeler, muhtıralar dönemi artık kapanmıştır. Özgür Özel de aslında CHP içerisindeki bu statükoyu kıramadığından dolayı ve CHP içerisindeki bu tartışmalardan dolayı aslında gündemi değiştirmek için bu tarz manevralar yapıyor ama bu manevralarla duvara tekrar çarpacaklar. Onu söyleyeyim yani. Bakın Kılıçdaroğlu ve ekibi şimdi bakıyoruz yani İmamoğlu'yla kendi Özgür Özel'le İmamoğlu arasında bir taraftan çekişme evet, var. Evet. İstanbul'a baktığımızda billboardlara Özgür Özel'in resimlerini astırmadı İmamoğlu. İstanbul'da yok. Yok Özel. Genel Başkanı. Bu kadar net. Lansman yani. Programına yok, katıldı. Yok. Önce bakın orada da protokol krizi yaşandı. Özgür Özel'i önce konuşturdular, sonra İmamoğlu konuştu. Sanki yani protokolde onun üstündeymiş gibi. Çok enteresan bir şey lansman evet, toplantısına. Evet. Sonra aday tanıtım toplantısına düşünebilir misiniz? Ya İstanbul gibi bir metropolde belediye başkan adaylarınızı tanıtıyorsunuz. CHP'nin genel başkanı yok. Yani şu an İmamoğlu'yla Özgür Özel arasındaki de bu rekabet aslında seçimden sonra bir olağanüstü bir kurultayda Kılıçdaroğlu'nun da devreye girmesiyle beraber Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel İmamoğlu'na karşı bu defa bir kavga verecek. Bakın şuna geliyorum biraz önce Özgür Özel Tuğba Hanım Kemal da belirtti. Kılıçdaroğlu ittifak yapabilir mi İmamoğlu'na karşı? Ya bence yapmıyor. Zaten en başından bence, beri bence ittifaklar. Bence süreç şu an oraya doğru gidiyor. Biraz önce Tuğba Hanım da belirtti. Yani gerçekten CHP'de genel başkanı yok sayan İmamoğlu kendi işte İstanbul'da kendi ekibiyle beraber bir taraftan işte yarı zamanının da altında aslında kendi siyasi kariyeri için bu hamleleri yapıyor. Ya ben bugün mesela Sayın Murat Kurum'un projelerine baktığımda yani gerçekten İstanbul'da son 5 yılda AK Parti döneminde yapılan hizmetler neredeyse %95'i aksamış. Devam etmiyor. Bakın bizim evde bakım hizmetlerimiz vardı AK Parti döneminde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu özellikle yaşlılara dönük, engellilere dönük hizmetlerimiz vardı. Engelsiz sefer Sayın Murat Kurum bugün hatta şeyden bahsetti. Yani bir engelsiz seferberlik ilan edileceğinden. Biraz önce bahsettik işte. Çok basit ya. Bir metroda bile merdivenlerin kullanılamadığını, evet. yürüyen merdivenlerin kullanılamadığını, asansörlerin yıllardır arıza halinde olduğunu ve her gittiğimiz günde aynı arızayı orada görüyoruz. Doğru. Bakım hizmetleri. Biz sadece şunu bekliyorduk. Yani İmamoğlu seçildiğinde var olan hizmetleri devam ettirebilse. Zaten bir proje yapamayacaklarını biliyorduk da var olan hizmetleri de devam ettirebilse. Ama mevcutu koruyabilip en azından. Tabii.
Yani bu aksayan dönemi de bir an evvel telafi etmek lazım. Ben Murat Kurum'un Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın gerçekten projelerine baktığımda işte Murat Kurum'un gerçekten vizyon projeleri var. Yani derinlemesine bilim adamlarıyla beraber çalışılmış. İstanbul'un ulaşım, trafik problemini ve gerçekten deprem riskini, ki bir milli güvenlik meselesi bu. Yani Allah korusun İstanbul'da inşallah böyle bir deprem yaşamayız ama bir an evvel bunun tedbirlerini almamız gerekiyor. 650 bin konutun dönüştürülmesi, evet. Ve bu özellikle çürük yapıların bir an evvel yıkılıp yerlerine yenilerinin inşa edilmesi, bunlar vizyon ister. Yani Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir vizyonu yok. Tabii. Bunu gördük. Ve bunların yapılması artık şart. Yani şart, yani zaruri. Ötelenebilecek bir şey değil. Ya bakın, trafik her gün ömrümüzden alıyor. İstanbul'da ulaşım ve trafik sorunu gerçekten yani çekilmez bir hal aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptı. Bakanlıkla beraber işte Kazlıçeşme olsun, diğer metro yatırımları olmasa İstanbul tam, yani Ulaştırma Bakanlığımızın yapmış olduğu bu yatırımlar olmasa İstanbul'da ulaşım tam manasıyla felç olmuştu. Tekrar o işte yoğunluğu, trafik yoğunluğunu atlatmamız lazım. Birkaç husus daha var. Tekrar kısa bir söz alırım diğer konuklarımızın süresine. Süremiz çok daralıyor. O yüzden ben sizden birkaç cümleyle rica edeyim. Ardından konuklarım. Ya şu yeniden refah konusuyla ben aslında ilgili sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Yani sürekli önümüze geliyor işte Yeniden Refah Partisi'nin adayları vesaire konuşuluyor ama şunu unutmamak lazım. Buradan Yeniden Refah Partisi'ne yani oy veren seçmenlere de şunu tekrar hatırlatmak lazım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı hocamızın tüm hayallerini gerçekleştirdi. Yani baktığımızda Ayasofya'yı yeniden ibadete açılması, prangalarının kırılması, İmam Hatip liseleriyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, 28 Şubat'taki tüm adaletsizliklerin giderilmesi. Yani Sayın Erbakan hocanın hedeflerinde Büyük Türkiye hayaline ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayide yapmış olduğu atılım, Türkiye'yi tam bağımsız bir savunma sanayine ve tam bağımsız Türkiye idealine doğru ulaştırma açısından yapmış olduğu aslında emekler, çabalar. Erbakan hocanın yine vazgeçilmez olarak gördüğü milli irade açısından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesi Türkiye'de. Yani bunlara baktığımızda Filistin ve Kudüs davasının savunulması açısından Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın Türkiye şu an Gazze ile ilgili eylemli bir şekilde mücadele veren yani bir iki ülkeden biridir yani. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten küresel anlamda bir liderlik ortaya koyuyor. Evet. Filistinli kardeşlerimiz, Gazze'li kardeşlerimiz açısından. Yine savunma sanayiden bahsettim. Üniversitelerde hiçbir ayrım kalmadı. Başörtülü kardeşlerimizin yaşamış olduğu mağduriyetler. Ya bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan Hoca'nın tüm hayallerini aslında gerçekleştirdi. Eşim yeniden refah, ha oy veren seçmen açısından yani şimdi karşımızdaki CHP ve DEM Parti ittifakına baktığımızda yani yeniden refah verilecek her oy maalesef bu seçimde CHP'ye yarayacak. Yani 28 Şubat'ta o mağduriyeti yaratan zihniyete yarayacak. Aslında bununla ilgili içeriden de yapılan açıklama vardı tabii yani. Tabii. Onlar da bunun farkında yani. Yeniden Refah Partisi'nin o tabanındaki gerçekten o milli görüşe sahip çıkanlar da bunun bilincindeler aslında. Bakın İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün açık hava reklamlarını şu an İmamoğlu tamamen reklamlarını yapıyor. Ve yine tespit ettiğim, benim kendi şahsi olarak tespit ettiğim CHP afişlerini asan görevliler de dahil olmak üzere CHP'nin afişlerini asan görevliler Yeniden Refah Partisi'nin afişlerini de asıyor. Yani bu Yeniden Refah Partisi'nin büyük şeylerde çıkarmış olduğu bu adaylar bir kaybettirme strateji üzerine kurulmamalı. Burada seçmenin tekrar elini vicdanına koyup, bence tüm seçmenlerimize buradan sesleniyorum, Erbakan Hoca'nın tüm hayallerini gerçekleştiren, yani 94 ruhuyla 2053 vizyonuna yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bu mücadeleyi tekrar dikkate alıp İstanbul'u geleceğe kavuşturacak, çocuklarımız açısından da çok önemli, İstanbul'un geleceği açısından da önemli. Yani Sayın Murat Kurum'a mutlaka destek vermeleri konusunda buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Aydan Bey. Ahmet Bey, sizden de
yeniden refahla ilgili görüşünüzü rica etmek istiyorum ama süremizin çok daraldığını hatırlatayım. Nur Tuğba Hanım'la Güngör Bey'le. Ben bir cümleyle özetleyebilirim. Evet. Yani yeniden refaha oy verecek olan seçmen kitlesi, Büyük Birlik Partisi'ne oy verecek seçmen kitlesi, AK Parti, MHP, bu kitlelerin arasında bir fark yok aslında. Tamam, üslup olarak siyasette ayrı parti olunabilir ama kaybettirme üzerine bir siyaset olmaz. Ve özellikle İstanbul, efendim Ankara, İzmir, Bursa, belli yerlerde bu vebali taşıyamazlar. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'na dahil olsunlar diye yeniden refaha ricacı olan, gidip görüşmeler yapan ve dahlinde Cumhur İttifakı'na dahlinde payı olan bir partiyiz. Ama bugün gelinen bu aşırı söylemlerin, bu dilin yeniden refaha uymadığı kanaatindeyiz. Artık yönetimle ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü iş işten geçti. Ama seçmenlerine şunu söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adaylarını, özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarına desteklemeleri talebimizdir. Evet. Teşekkür ediyorum Nur Tuğba Hanım. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin aklını karıştıran ne oldu burada? Yani 2023'ten 2024'de ne değişti? Genel seçimde neydi? Şimdi ne oldu? Veya niye böyle oldu? Tabii aslında yakın zamana kadar Yeniden Refah Partisi yönetimi AK Parti ile ve Cumhur İttifakı ile görüşmeleri devam ediyordu. Ta ki o pazarlık masasında talep ettikleri belediyelerin, onlar iki tane belediye talep ettik deseler de aslında yüzlerce belediyenin talep edilmesi. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nın en büyük paydaşları olmalarına rağmen böylesi büyük taleplerle o masaya oturmadılar. Bir pazarlığı önceliklendirmediler. Öncelikleri her zaman bu ittifakın sadece pazarlıkların dışında ülkemizi milli bekasının en öncelikleyen bir ittifaktan bahsediyoruz. Bu seçimler gelip gidecek ama bu ittifakı böylesine pazarlıklar önceliklendirilmeden, bakın ittifak olan yerlerde beraberler, az önce başkanım ilettiği gibi, ama belli yerlerde de öylesine aklı selim bir rekabet var ki herkes sınırlarını koruyarak, o ittifakın ruhunu koruyarak bilinçli bir rekabete tanıklık ediyoruz ittifakın olmadığı yerlerde. Bu da aslında demokrasinin gereği olması gereken, her siyasi parti olması gereken örnek çalışmalar. Evet. Tabii şimdi Yeniden Refah Partisi'nin değerli seçmenlerini, şu anlamda ben hepsini çok değerli buluyorum. Her biri bu ülkenin birliği ve beraberliği, manevi ve milli değerler üzerine inşa edilmiş özü bu anlamda koruyan bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesi birçok her şeyin farkındalar ama şunu yine altını çizmekte fayda var. Bir taraftan bu ittifakın pazarlık vesaire bu gibi siyasette olağan şeyler tabii ki çok arzu etmeyiz pazarlıkların önceliklendirilmesini ama ortada yeminli Türk ve Türkiye düşmanı bir yapı var. Yani adını da ne dediler? Kent uzlaşısı dediler. Bakın buradaki ve bu destekleyen yapının, Kandil'den alan, emirleri alan bu yapının belediyelere, tabiri caizse siyasetçi maskesiyle belediyelere sızma faaliyetlerine tanıklık ediyoruz. Bakın burada yapacakları her oy ya da destekleme faaliyeti sadece belediyelerin işte hizmet, yine tabii ki çok değerli sayın kurumun yapmış olduğu hizmetler ama çok büyük bir vebal altına girecekler. Bakın yine altını çiziyorum. Bunun değerli Yeniden Refah Partisi'nin seçmenlerini özellikle bunu altını vurgulamak istiyorum. Bir taraftan ihtiyaçları, gereksinimleri, fikir ayrılıkları kendilerince biz zaten göremiyoruz. Yani aynı görüşte yine muhafazakar milli değerler üzerinden ilerleyen rahmetli Erbakan'ın, eğer ekolinden geliyorlarsa rahmetli Erbakan mutlaka bu ittifakın bir parçası olmasını, eminim olsa kesinlikle olmasını dilerdi. Ve birçoğu da zaten bunun farkında. Bu kent uzlaşısı adı altında bu ülkemizin bölünmesine ve içeriye sızma faaliyetlerine yapacakları herhangi bir destek, verecekleri destek onların seçilmelerine ve maalesef bu ülkeye tehdit unsuru oluşturmalarına sebebiyet verecekler. Bu vebali ortak olmasınlar. Bu süreçte özellikle bu 2024 sürecinde dediğimiz gibi uluslararası mecrada da düzlemde bu kadar ortam karışıkken, bakın yakın yanımızda Filistin'de bu kadar soydaşlarımız kan ağlıyorken, Gazze'de bunları tanıklık ediyorken, güçlü Türkiye, güçlü liderlik, sadece Türkiye'nin lideri değil Sayın Cumhurbaşkanı. Tüm dünyada evrensel sorunların bu masaları sadece İslam dünyası değil,
farklı inançtan, farklı etnik kökenden de olsa o insanları masada toplayan tabii bir liderlik var. Ukrayna Savaşı'nda da gördük bunu. Sizin tabii uzmanlık tabii alanınız bu kadar. Böylesi bir lider varken bunun sadece hamaset siyaseti üzerinden işte bana verdin vermedin. Bu süreç özellikle buna heba edilmemeli. Bunun bilincinde olduklarını çok farkındayım. Yeniden Refah Partisi seçmenlerine ki kurmayları yakın zamanda istifa ettiler ve açıklamalarını çok değerli buluyorum. MYK üyesinin bugün yaptığı açıklamaları yine bu kadar her şey aşikarken bu vebale ortak olmasınlar. En azından bu süreçte yüreklerinin ve gönüllerinin sesini dinlesinler. Mübarek Ramazan günü. Bugün aslında sanki bu söylemlerini birazcık böyle İkna gibi olsa da ama tam da gerçek bu. Bunun bir parçası olmak sonrasından telafi edilmeyecek. Keşke yapmasaydım diyen insanlarla karşılaşıyoruz. Keşke Ekrem İmamoğlu'na oy vermeseydim diyen insanlarla karşılaştık. Onlar da keşke demesinler. Biraz daha vicdan terazilerini, gönül terazilerini iyice tartsınlar. Sandığa da öyle gitsinler diyorum. Son pişmanlık neye yarar maalesef demeyelim. Ve bunlar gerçekten tehlikeli. Yani bu başka bir iş. Yani bu insanlara CHP fırsat vermeyelim. CHP listelerinden şu an İBB'de HDP'ye birinci meclis üyeleri yazıldı biliyorsunuz. Evet, birinci sıra Sancak. Grup kurdurulması amacıyla. Yani orada güçlü bir grup kurulacak. HDP'ye CHP listelerinden İBB'de meclis grubu kurdurulmak amacıyla yapıldı. Yani yeniden Refah seçmenimizin de bunu da mutlaka dikkate de alması gerekiyor. Yani devletin lazım. Helal tabii rızkını, tüy tabii bitmemiş yetimin hazinesindeki paraları PKK'ya gitmesine destek olmasınlar. Bu çok evet net. Peki, teşekkür ederim. Güngör Bey, siz neler soracaksınız? 2 dakikamız kaldı. Ben açılışım merhum Muhsin Yazıcıoğlu'yla başlattık. Evet, müsaade ederseniz onunla kapatmak istiyorum. Buyurun. Çünkü değerli hocalarımız anlattı. 15 yıl oldu. Onun vefatıyla ilgili bütün gri alanların açığa çıkması lazım. Bizim her şeyden önce Türkiye olarak bizim Muhsin Bey'e ve onun referans değerlerine karşı bir sorumluluğumuz. Bu iş ne kadar gecikse olur. Biliyorsunuz bu seçimde bir CHP'li belediye başkanı taş medreselilere dil uzattı. Sonra çay getti. Şimdi 12 Eylül ve sonrasına baktığımızda en büyük taş medreseli kim dersen sana derler Muhsin Yazıcıoğlu. Junta rejiminin, Juntacı idarenin zindanlarında ilkelerinden taviz vermeyen bir evet siyasi aktörden söz ediyoruz. Biz 12 Eylül Juntacılarını yargıladık ama bir hala eksik kalan bir şeyimiz var. 12 Eylül'de mağdur olan özellikle bu taş metreselere de bir iade itibar yapılması gerekir. Yani bunun yönünde de bir çalışma yapılması lazım. Taş metrese terimi de Juntacı rejimin zindanlarında yatanlar için kullanılır. İdam edilmeyenler için kullanılır. Birçok hikaye vardır. Dursun Önkuzu'dan tut da Mustafa İmamoğlu'na kadar. Ben biraz bir gazeteci biçimimizde o dönem anlatılmadı, iyi anlatılmadı. Bazı kesimler bu işin sazla sözde çok iyi propagandasını yaptı ama evet gerçekten Türk bayrağı için bedel ödeyen ve Juntacı rejime karşı da ilkelerinden hiç taviz vermeyen, elektrikli işkencelerden tutun da falakalara kadar yatan, abdest almalarına izin verilmeyen bir nesilden şey yapıyoruz. Genelde de kamuoyu ülkücüler olarak bilir. Onun sembol ismi de Muhsin Yazıcıoğlu. Bizim hepimizin Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı bu memlekette bir sorumuz var. Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir cümleyle anlatmak istersen her zaman Türk bayrağının gölgesinden ayrılmayan bir siyasetçi. Şüphesiz. Yani şüphesiz. Yani 15. yılında onunla da kapatmak istedim. Merhum Erbakan hocamızı da rahmetle yad edelim. Evet. İsmini de çok Allah andık. Rahmet olsun kendisine. Evet, Allah büyük bir ne güzel insanlardı değil mi? Kesinlikle. Büyük gücü şehitlerimiz. Hepsi çok değerli. Merhum Necmettin Erbakan ne dedi az önce üstadandı? Siyonist İsrail'in de anlayacağı tek şey güç. Bugünü anlattı. Bize rehberi koymuş. Öyle konuşmayın diyor. Ya. Siyonist İsrail'e karşı bir güç oluşturun. Onlar nasıl dedi? Diz çöker dedi. İşte onlar için tabii. Muhsin Bey olsun, merhum başbakanımız olsun, güzel insanlardı. Şüphesiz. Çok teşekkür ediyorum Güngör Bey. Değerli katkılarınız için. Nur Tuğba Hanım teşekkür ediyorum. Teşekkür değerli ederiz yorumlarınız için. Çok güzel. Ahmet Bey çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ayaklarınıza ederim sağlık. Fikirleriniz sağ çok kıymetli bizim için. Sağ Aydoğan Bey sizlere de ben çok de teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Seçime Doğru programının sonuna geldik. İyi akşamlar dileklerimizle noktalayalım.